devirdik bize göğe. Bize bir sonuncu oldu Bir saniye. Şöyle atıyorum çünkü. Abi iki oyun oynadık. Turan'ın arada falan yendi mi? Turan'ın falan değil aramızda değil. Üç sayı vardı. Üç sayım var. Kaç vardı? Lütfen. Evet, son 108 yok. 106'ydım. 103'tüm bu arada. 102'ydim. 102 yıl sen 103'tü. Turan da 90'larda bana kalmış. Bize lan. Kıyım ya. Bir saat oturup bowling oynadıklarını anlatıyorlar burada ya. Doğum gününde insan otomatik olarak birazcık da duygusal oluyor. Kaç yaşıma geldim? Artık ben doğum günü kutlamıyorum. 3 senedir kutlamıyorum. 3 sene evvelki doğum günümde ben Vileda ile yerleri siliyordum. Vileda'ya da başka bir şey diyelim ya. Pimapen gibi. Mesela Pimapen'in de tek adı Pimapen. Ortaklar diye pencere taktırıyorsun ama Pimapen oluyor adı yine. Çok garip. Vileda'nın da başka markaları var. Biz ona yine Vileda diyoruz. Adamlar ne kadar zeki lan. Mesela biz talk show demeyi bırakıp pinch yapıyoruz desek. Acaba televizyonda talk show yapmaya çalışan adamla merhabalar bugün size pinch yapacağız der mi? Demez. Saçma saçma fikirler. Doğum günümde acayip duygusaldım. Çok fazla mesaj aldım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Özellikle Instagram'ın bana attığı kazıktan sonra. Çünkü ben asla şımarmayacağım. Ne olduk ama. Benim geldim yeri unutmam. Deyip bana gelen her DM'ye, doğum günü DM'sine cevap veriyordum. Teşekkür ederim çok sağ olun. 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 12 bin tane mesaj var şimdi okunmamış. Çıkın sağ olun. Çıkın sağ olun. Çıkın sağ olun. Parmak felci geçirmek üzereyken dedim ki copy paste yapayım. Çok teşekkür ederim sağ olun. Copy paste 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 paste. Instagram'dan mesaj dedi ki senin dedi. Onları sen de. Dedi. Sen dedi reklam mı yapıyorsun lan dedi. 100 mesajdır herkese aynı şeyi yazıyorsun diye böyle yazı çıktı. Bunu bir daha yaparsan dedi topluluk kurallarına sen dedim. Ne dedim? Mavi tikim var benim. Alırım dedi elinden mavi tiki. O yüzden bu ne anlatıyorum ben? Doğum günümde. Ha karşılık vermeye çalıştım. Karşılık bulamayan herkese de konuyu anlatmış olayım ki. Eren aradı mı abi? Sen aradın mı? Evet. Ne olmuş? Açmadım. Aradığında niye açmadın bir sor. Abi aradım niye açmadın? Bilmem. İşim vardır oğlum. Doğum günümü kutluyorumdur. Yok ya doğum günü vallahi kutlamayı sevmiyorum. Çünkü ben biliyorum bütün olay yine mesai bana yıkılacak. Ya arkadaş anneler günü diye bir şey var. Gidiyoruz anamıza ütü alıyoruz. Blender alıyoruz. Lan kadın rahat etsin ya. Bir şey alsanıza doğru düzgün. Blender alıyorsun. Kadına diyorsun ki bize yemek yap. Ütü alıyorsun. Diyorsun ki benim gömleğimi ütüle. Doğum günü oluyor birinin. Bir organizasyon yapıyorsun. Koyayım bana bir organizasyon yapmışlar. Ağzımla direkt olarak söyledim. Dedim ki bana doğum günü etkinliği yapmayın dedim. Bir gittim bunların hepsi ***** gibi olmuş zaten. Rakılar bilmem neler. Bilerek de var ya saat 10'da buluşulacaktı. Beyoğlu'nda bir yerde. Kim bilmiyor lan benim burada Beyoğlu'ndan nefret ettiğimi? Herkes biliyor gördüğünüz gibi. Sıfır ses. Sevmiyorum. Çok benlik bir yer değil. Gitmişler Beyoğlu'nda. Rakılı fasıllı bilmem ne falan. La oğlum rakı, fasıl, her yerde müzik. Seninle iki cümle konuşacağım. Duyabiliyor muyuz birbirimizi? Herkesin elinde rakı var. Ve benim de en büyük özelliğim şudur. Ortamda bizim ekipten biri sapıtırsa ben ne kadar içersem içim ayılıyorum. Bu aynısı yılbaşında oldu. Başıma geldi. Özellikle Turan'ı. Bütün o sanki renk pigmentleri yok olmuş da beyaz bir hayalete dönmüş. Görüntüyü hatırlıyor musun? Ondan sonra ben ayılmıştım mesela. Yılbaşımda ayık geçirdim. Böyleydim. Millet evden gitti yılbaşında. Duvarda ayak izi gördüm. İki tane. Biri sağ ayak, biri sol ayak yani. Biri duvarda yürümüş. Böyle şeyler oluyor. O yüzden ben ayıldım. 12'yi 5 geç uyudum. Ne zararımı gördünüz ki? Ya ben 12'yi 5 geçe kadar bütün zararı verdiğinden. Biz de sabaha kadar o zararı temizlemeye çalıştık. Neyse o yılbaşında neler oldu onu bu partta anlatmayacağım bile de. Doğum günüm diye gittik. Berk sevgilisi Şeyma artık hepiniz tanıyorsunuz. Gitmedi de. Sömestr'da bitti ben anlamadım. Oğlum bunun anası babası yok mu? Bu okumuyor mu ya? Bunun ne işi var hala İstanbul'da? Neyse. Böyle vitaminsiz bir kız biliyorsunuz. Kız hayatında yaşamadığı bütün rock'n'roll'u şu anda Berk Uçar'la yaşıyor. Ama haberi yok ki Berk Uçar'la hayatında yaşamadığı bütün rock'n'roll'u Şeyma'yla yaşıyor. Guncu'nun da eline vermişler rakıyı. Bu kız içki içen, alkol içen bir kız değil. Vermesene rakıyı. Şeyma normalde böyle çok hanımcık böyle gunduz gibi oturan bir kız. Bu böyle biraz falan mı yapmış? Yüksek sesle mi konuşmuş? Ne olmuş? Berk de erkek ya. Ataerkil ya. Dönmüş böyle yapmış. Sana da içirmemek lazım falan demiş Şeyma'ya. Şeyma da bir kurulmuş buna. Millet içeride şarkı söylüyor. Bir mekandayız falan. Karaoke falan bir şeyler yapılıyor. Sahneye sağ olsunlar çağırdılar. Doğum gününde bir de şarkı söyledim ben mesai. Çıktım şarkı söyledim bir indim. Şeyma'nın surat boks atıyor böyle. Öyle bakıyor böyle Berk'e. Berk'e de bakmıyor. Berk'e baktığını zannediyor. Çünkü netleyemiyor. İlk defa rakı içenlerde olur böyle. Berk'i netleyemiyor. Orada böyle büyük iri bir nesneye tutulmuş. Berk'tir nasıl olsa diye bakıyor böyle. Berk de böyle yaptı. Geldi bana. Delikanlı ya be. Koydurmuş. Saçının püskülünden utan. Neyin delikanlılığını yapıyorsun bana? Gelmiş böyle. Abi biz dedi gideceğiz. Dedim gidin. Çünkü bak açıklama da yapıyorum. Ben neden diye sormadım bu arada. Ya şimdi Şeyma alkol aldı. Herif bunu anlatırken elinde rakı var. Dedim ki Şeyma'cığım iyi misin? Ben dedi bir daha bununla içmem. Berk'i gösteriyor. O da oradan şekil yapıyor. Ulan bu benim doğum günüm değil. Orada karı koca kavgası ayırıyorum ya. Sonra bana diyorlar ki iyi ki doğdun olsan. Ben dedim gidiyorum. Ben gittim bu arada. Doğum günümü terk ettim. La böyle bir şey olur mu ya? Yani doğum günü olan adama parti nasıl hazırlanır biliyor musun? O adamın sevdiği şeyleri. Güzel hediyeler alırsınız. Koyduklarım bir tanesi hediye almadı lan. Hesabı da sana kilitledik. Hesabı öde. Dur Şeyma'cım Allah aşkına öyle bir çocuk mu falan onları yap. Ben bu doğum gününde pastaya üflemedim bile. İstemedi. Ozan şimdi getireyim mi pastayı dedim sana. Sen... Ulan doğum günü olan adama. Pastayı şimdi getireyim mi denir mi lan? Denir. İbneler. Öküz.
Yo, alındın mı? Sen öküzsün bu arada. Bunu kabul et. Bir insanın öküz olduğunu nereden anlarsın biliyor musun? Böyle bir şey anlatırsın. Uzun 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 uzun. Anlamaz ama sana anlamış gibi yapar ya. Biz anlamaz ama sana anlamış gibi yapan adama öküz deriz. O da diyor ki ben kafa sallamadıkça anlatmaya devam edecek. En sonunda böyle yapar bak. Ama onu yaptığı esnada bir ses çıkartır ki o bütün öküzlüğünü ortaya çıkartır. Saklayamaz yani o öküzlüğü, o ses. Böyle yapar bak. Sen hiç başına geldin mi? Hiçbir şey anlattığın insan böyle yaptı mı? Öküz sesi böyle. Hiç köyde uyandınız mı bugüne kadar? Ben o köydeki seslerin yaratıcısının Emir olduğunu bilmiyordum mesela. Bu öküzler, inekler büyük ihtimalle yıllar evvel duymuşlar Emir'i bir yerde. Demişler ki hani mö nereye kadar a**ayım? Birazcık gelişelim yani. Bunu çıkart da ses çıkartalım deyip bütün öküzler ve inekler birleşmişler ve bu sese ulaşmışlar. Oğlum benim komşum geldi. Biz de evde hayvan besliyoruz ama falan. Bana şikayette bulunuyor bana. Sabahın altısında Emir bir şey anlıyor çünkü. Diyorum ki hanımefendi evde öküz beslemiyoruz. Emir var. Emir bir şeyleri anlıyor. Nasıl yani? Kadın kaldı böyle. Sonra Emir gel bakayım buraya. Oo abi manita mı yapmışsın? Manita değil oğlum. Bu kadın bizim komşumuz. Kadın direkt böyle oldu. Ha. Öküz. Bir de canlı olmayan objelerle kavga eden insanlar var. Onlara da şeymalar diyoruz biz. Siz bu doğum gününde sarhoş olan şeyma. Sonrasında Emine gitti sızdı. Öyle mi zannediyorsunuz? Yeah. Bizim ev çünkü ana durak olduğu için herkes bize gelir. Şeyma böyle oturuyor. Ben habire soruyorum tabii hani abim. Şeymacığım iyi misin? İyiyim abi ya. İyiyim. Çok hızlı içtik ondan biraz böyle oldu falan. Abi ben bir de tuvaleti kullanacağım. Tamam dedim gitti oturduk klozete. Tuvalet kullanacağım. Tuvalete girdi bu. Oturuyoruz biz de. Ben de Berk'e diyorum ki oğlum kızın üzerine fazla gitme. Sonuçta alkol almış. Boşu boşuna bu kadar tatlı, ponçik, saçma zaman ilişkiniz dedim. Saçma kavgalarla zedelenmesin dedim. Emir konuyu anladı. Büyük baş Moruk, Şeyma'yı biz 29 Ocak gecesi tuvalete gönderdik. 30 Ocak oldu. 31 Ocak oldu. Şubat'a girdik. Tweet falan attık işte Şubat gibisi var mı falan. Şeyma yok. Ben dedim ki yani buradan bu kadar sürelik bir bok çıkmaz. Dedim ki herhalde kıza bir şey oldu. Berk'in de kafa güzeldi. Hangi kıza? Dedim ki oğlum kız arkadaşın. Hemen Emir anladı konuyu. Emir'i bağladık. Bir yere gittik tuvalete bakacağız. Tuvalette şöyle bir ses duydum ben. Klozetle kavga eder mi lan bir insan? Bir kadın nasıl kusar abi? falan diye kusar değil mi? Şeyma cüssesine bak lan böyle kusulur mu? Biriktiriyor demek ki buraya kadar. Bir kere daha atıyor bütün kusma. Yok abi yok. Özel günler, özel de. Özel günlerde jesti yapan sizseniz o özel günler size özel amına koyayım. Jest yaptığınız insanlara değil valla. Bana bir daha doğum günü falan şey yaptırtmayın. Sonra Emir'in arkadaşları geldi. Aşağıda bizim çimlik var ya oraya. Saldık Emir'i orada böyle zıpladılar. Kurban gelse de kesse gibneyi. Ne güzel dinleniyordum bir aydır ya. Merhaba sevgili Pinç izleyicisi. Artık bu masada anlatacak bir şeyim kalmadığı için sizlere bu şekilde karşınıza çıkacağım. Bundan sonra böyle. Pinç sadece 6 dakika olacak. 6 dakikanın içine benim bu 2,5 liraya alınmış. Neydi bunun adı ya? Ukulele. Neymiş? Ukulele ile size şov yapmaya çalışacağım. Zor çalınmıyor çünkü. Doğum günümde bana şöyle bir şey bile almadınız. Şurada şu 2,5 lira ya. Şunu alaydınız da eve bir yere koyaydım. Hani biz... Ama ben öyle bir riske girmiyorum. Nasıl öyle bir riske girmiyorum ya? Hiçbir şey beğenmiyor musun? Evet. Neyi beğenmedim? Ne aldınız da beğen... Sen bana ne aldın da beğenmedim ya? Bir sürü kıyafet aldım. Hiçbirini beğenmedim. Ampır. Para vermişim buna. Demişim ki ben AVM'ye gelmeyeyim. Montaj var. Montajı bitirmek zorundayım. Sen ne olursun bana bir şeyler al gel. Moda, sen ne moda ile ilgili bir şey okumuş muydun? Bir eğitim aldım. Moda ile ilgili eğitim de almışlar. Böyle. Otur giyin falan. Buna eğitim vermişler. Ceket gösteriyorlar. Ceket. Bravo. Moda editörü mü oldun sen? Olmaya çalıştım. Olmaya çalıştın. Olamadın mı? Sonra vazgeçtim. Vazgeçtin. Vazgeçtin de bana söyleydin keşke yani. Gönderdim kızı AVM'ye. Bu kız benimle ne zamandır çalışıyor? Dip dibeyiz. Her yere beraber gidiyoruz. Yani benim oturmamı, kalkmamı, yatmamı, sıçmamı her şeyimi bilecek kadın bu değil mi? Bu! Bir geldi yeşil, mor, turkuaz, turuncu. Hadi benimle hiç takılmadın. İki bölüm programımızı da mı izlemedin? Ben simsiyah giyinen bir adamım. Allah Allah ya. Diyeceksiniz ya Oğuzhan'cığım o kadar kıyafetinde yok mu yani? Benim bir sürü kıyafetim var. Peki neden Ezgi AVM'ye gidip bana mor mor şeyler aldı? Çünkü biliyorsunuz ki Emir. Bir programa gideceğiz. Makineden çıkartmayı unutmuş. Kıyafetin tamamı ıslak. Dedim ki Emir'cim çok kolay bir kurutma yöntemi vardır. Evinizde kurutma makinesi varsa dahi aceleniz varsa yetmiyor biliyorsun. Kurutma makinesine basıyorsun bunu kurutluyorum. 4 saat sonra işlemiz tamam. Ananın 4 saat ben alnıma koyayım. Yarım saatte kurur zaten. Dedim ki bak fırın var. Fırını aç. Alttan üstten pizza moduna getir. 250 dereceye al. O kapağının üstüne serince 5 dakikada kuruyor tişört. Kot kuruyor. Vallahi Emir'e dedim ki bak böyle bir teknik var. Emir. Ay benim ağzımı dilim zaten. Bunu niye gidip Emir'e söylüyorum ki ben zaten. Yani. Dedim ki Emir git şu tişörtleri kurut. Tamam abi. Duştan çıktım. Emir dedim abi. Dedim oğlum getir şu siyah tişörtleri. Fırında yakmış. Unutmuş anasını
Tişört yanığı nedir? Şurası sarı olur değil mi? Şurası bir delik olur. Dersin ki yanmış. Olabilir kardeşim. Fırınla iş yapıyorsun sonuçta, normal. Bir geldi. Sanki Orta Doğu'da isyan birliğiyiz biz. Biri bana roket atmış. Böyle açık böyle. Tişört bir geldi böyle. Dedim Emir ne yapayım? İçinden atlayayım, para mı vereceğim dedim. Bu ne koyayım ya? Abi fırın senin ben. Her neyse. Eski tişörtlerimizi ya da giydiğimiz zaman artık kendimize yakıştıramadığımız tişörtleri bir kolinin içinde toplarsın, az kullanılmış eşyalarını ihtiyacı olan insanlara gönderirsin. Benim evimde bir tane çamaşır odası var. Çamaşır odası var dediğim böyle ünlülerin evini geziyorlar ya televizyonlarda. Gördüğünüz gibi bu dolapta tam 62 bin tane ayakkabım var falan, öyle değil. Bir tane çamaşır askısı var, koliler var. Depo olarak kullandığımız bir oda. O oda aynı zamanda bizim çamaşır odamız. Koliyi oraya yaptım ben. Bir koli kıyafet dedim ki Emir bunu ihtiyacı olanlara gönderelim. O zaman da Emir'i yeni tanıyoruz. Tabii normalde bu yani çünkü bu herif tişörtle Victoria's Secret defilesini basar. Orada kız böyle mayo tanıtıyordur. Ay yazık bunun yok deyip giydirir ona falan. Tam bir psikopat çünkü ama. Ne bileyim o zaman bunun kafasının böyle çalıştığını. Dedim ki Emir bu koli ihtiyacı olanlara. Babacım orada bu yakınca böyle. Pıs. Dedim ki oğlum benim bu kadar tişörtüm vardı, bunlar nerede? Abi evde hiç tişört yok diyor ve pişkin pişkin. Diğer tişörtler nerede? Yok. Dedim ki herhalde konsere gidiyoruz, söyleşiye gidiyoruz, Samsun'a gittik geçen çok sevgiler. Ankara'ya gidiyoruz, Antalya'ya gidiyoruz, bir yere gidiyoruz. Her gittiğimde otelde unutuyorumdur, bir şey oluyordur. Yine suçu kendimde arıyorum. Bir gün evi toplayalım dedik. Bizim yardım kolisini, koliyi bir açtım. Benim bütün siyah tişörtlerim onun içinde. Yardım kolisinin içinde. Bak anlatmasam, bilmese diyeceğim ki hani bunun içinde de kıyafetler var. Oğuzhan abi demek ki kıyafetleri burada topluyor. Hani o kolinin içine koymuştur derim. Türkiye'de bir sürü yeni stand-upçı mı çıkacak? Onlara siyah tişört yardım mı yapıyoruz? Mümkün mü ya? Kafanı, beynini, işleyişini. Sus. Dur, kussun gelsin. Gülmekten başım mı bayıldı? Gülmekten başım mı döndü? Daha bir şey anlatmadım ki koyayım neyi? Bunlar da beni öteliyor ha. Hani program bitsin diye herhalde, anladın mı? Oksijensizlikten o. Oğlum bir program başlatmayı unutturtmayın bana ya. Başlamıyor pinç falan. Benim değil başlatmıyor. Gittim buraya da gittim. Yönetmeni de gıcık edeyim. Aa buraya oturdum. Abi de bana gibi ortala değnek. Yönetmen misin, değnekçi misin? Abi sola gel, sola gel. Al ne dikti? Ne dikti? Ve pinç başlıyor. Ayol gelmiş yok. Oğlum bak çocuğa öyle sen gibne misin, sen bilmem ne misin? Olabilir oğlum, insanların niye cinsiyetine şey yapıyorsunuz? Allah Allah. Ben hiç homofobik biri değilim. Eskiden öyleydim. Hala ibne lafını da kullanırım bu arada. Ama biliyorsunuz ki benim burada ettiğim küfürlerin hiçbiri içinde geçen organı betimlemiyor. Yarak kafalı diyorum sana. Gerçekten yarak kafası... Benziyor musun lan yarak kafası? Evet, şey yok, öyle değil. Seni gay zannetseler sen rahatsız olmaz mısın mesela? Yadırgıyorsun. Yadırgıyorsun. Ben ne olurum ulan? Ama bunu gidip de gay birini aşağılamak olarak görmem. Eşcinsel bir sürü arkadaşım var. Berk var, Turan var falan. Ne oldu, komik mi? Evet. Cinsiyetçi piçler. Ne güzel, insanları seviyorum. Eşcinsel olabilir, o olabilir, bu olabilir. O zaman kadınlar hakkında niye bazen şöyle şakalar yapıyorsun? Çünkü onlar şaka kodumu sallar. Neyse, humanist takılırken beni gay zannettiler. Ve gerçekten örselendim. Üzüldüm. Evet tamam, homofobik değiliz de. Bir tane gay şarkıcı arkadaşım var benim. Bunların da sürekli etkinlikleri var. Yani bunların dedim bütün eşcinsellerin bir etkinliği var değil. Ya kesin vardır. Bak dur, konuyla dikkatli konuşman lazım. Sonuçta birkaç milyon insanın izlediği bir program. Bu neler? Beni aradılar bir gün. Yok şaka yapıyorum. Eşcinsel arkadaşlar Uludağ'a gidiyorlar, geziye gidiyorlar, orman yürüyüşüne gidiyorlar. Yani o kadar eğleniyorlar ki. Ve gerçekten bir insanın yapması gereken şeyler. Bugün bizim yaptığımız sosyal aktiviteleri düşünürsek işte doğum günündeki saçmalık gibi. Kendini eğlenmeye şartlandırıp asla eğlenemeyeceğin mekana gidip elinden telefonunu düşürmeyip sürekli eğlendiğini zanneden bir grup insan. Instagram'da görürsün işte hikayeler. Çok kopuyoruz, eğleniyoruz, eğleniyoruz. Hani böyle birçok insan var. Birbirini duyamayacağın mekanlarda sohbet etmeye gidiyorsun arkadaşınla. Ne yaptın? Sana diyorum. Öpüşür gibi. Erkeklerin o yüksek sesle konser mekanlarında birbiriyle konuşmaya çalışması, iğreniyorum. İki kadehte içmiş daha samimiler. Bir erkeğin kulağına bir şey söylemek için bu kadar erotik poz vermesine gerek var mı arkadaş? Sonra da adama diyorsun ki sana dediler. İbni mi? Lan 5 dakika önceki görüntünü at. Adam geliyor bile. Mehmet. Mehmet gel. Konuşuyorsun adamın kulağına. Kendimi yaladım. Bu şimdi normal mi? Bunu yapan var. Yapıyorsunuz. Ben de yapıyorum. Ne Emir'in kulağının tadı var bende daha. Mor ve Ötesi konserine gittik. Arabayı geçsene gidelim. Emir arabayı geçsene gidelim. Genel olarak yüksek mekanlarda da ki hiç ses olmayan mekanlarda da fazla kitap okumayan, cümleleri, kelimeleri kısıtlı olan insanlar ellerini daha fazla kullanırlar konuşurken. Anlatmaya çalışırsın çünkü. Kelimelerinin yetersiz olduğunu hisseder, ellerinle anlatmaya çalışırsın işte. Abi işte bu böyle bir şey falan. Ben de orada çok yüksek ses var diye Emir'le iki dilde iletişim kurmaya çalışıyorum. Ağzımla bağırıyorum. Emir dedi, arabayı getir arabayı. Böyle yapıyor bana. yapıyor falan. Erkek adam dediğim mekana şöyle gider kardeşim. Girersin içeri. Ayıksındır. Şöyle bir etrafı kolaçan edersin. Nerede durayım, nereye yaslanayım? Kuytuya gidelim. Yanında kadın yoksa. Varsa böyle biraz daha ön plana çıkmak ister. Çünkü yanında kadın olan erkeklere kadınlar daha fazla ilgi gösterir. Bilmiyorum neden öyle oluyor. Tarım gibi yani kadınların beyni. Bir şey koy ki fazlasını alasın, anladın mı? Kadın öyle çünkü. Seni başka bir kadında gördüğün zaman demek ki bu kadının onda bulduğu bir şey var. Ben de başka bir şey bulabilirim ondan diye gidiyorlar. Erkek dediğin gider. Ortalığı kesmeye başlar. Yavaştan böyle müziğe eşlik etmeye çalışır ama etmez. %2 dans eder. Vücudun %2 dans etmesi diye bir şey var. Alkolü daha yeni almaya başladıysan.
kadın, kadın bu arada biz girer girmez mekandaki diğer kadınlara bakıyoruz ya. Kadın da mekana girer girmez diğer kadınlara bakar. Saçma. Ama öyle yapıyorlar. Çünkü kadın girer der ki biriyle pişti oldun mu? Benden daha güzeli var mı? Pamuk Prenses'teki kraliçenin aynı solu verir bir anda. O aynayla konuşur ama sen aynayı göremezsin. Mekan mekan söyle bana. Var mı benimle aynı kıyafeti giyen burada? Bak herkes spor giymiş an. Biz de direkt şunu aşacağız. Ben bilir miyim bu bana bak. Bak ben o bana bakmaz. Abi erkek içmeye başladıkça şuna dönmeye başlar. Halas yavaş yavaş oynamaya başlar. Finali şudur. Bakışlarını artık kadınlardan saklayamaz. Çünkü normalde çaktırmadan bakarız şu yani. Ki bizim çaktırmadan bakışımız bu. Haberiniz olsun. Bir de onu da saldığın yer var, o da şu. 1 lirayla çalışan oyuncak köpek gibi. Ben bunu niye anlatıyorum ya? Konu neydi lan? İbnesin. Neyse. Bu benim eşcinsel arkadaşım. Dedi ki biz böyle atraksiyonlar yapıyoruz Oğuzhan dedi. Sen de katılsana bir tanesine. Dedim ki olur katılayım. Çünkü homofobik değilim. Gaylerle de gezebilirim. Benim arkadaşlarım onlar dedim. Bizim grup dedi gidiyoruz dedi. Sen de gel. Grup, gayler, araba. Dedim ben o gruba girmeyeyim. Kötü bir şey için söylemiyorum. Rahat hissedemem kendimi. Çünkü onun arkadaşları tanıdıkları. Bir de dedi ki oraya özel turlar düzenleniyor. Arabanı falan hiç alma dedi. Orası orman dedi. Orada dedi uzaklaşacaksın her şeyden dedi. Otobüsle dedi bir gel dedi. Var öyle gaylerin acayip hareketleri biliyorsun. Gel gel. Bir de gerçekten içim ruhum sıkılmış bir dönem. Bir tane daha arkadaşımı alayım yanıma. Biz basıp gelelim oraya. Bir tane heteroseksüel bir erkek arkadaşımı alayım kendime. Onunla beraber gideriz. Sabah 8'de otobüs var. Dedim ki hiç yatmayayım. Otobüste uyurum. Otobüs uyunmak için yok mu? Gittim abi. Otur otobüsün kalkacağı yerde bekliyorum. Erkekler, kadınlar oluştu. Hostlar var ya böyle hani abi. Bura böyle lekelidir onların böyle. O da yok. Kadın. Hostes var otobüste. Bir de şoför var bir zahmet. Cabin crew. Bekliyorum bekliyorum. Saat 8 oldu. Evet lütfen yolcularımız aşağıda kalmasın. Bizim piç gelmedi. Kaldım tek başıma kunduz gibi. Bindik abi. Yan tarafım boş. Nasıl olsa bilet de alındığı için başkasını oturtamazlar dediğim anda içeri bir Zebulullah girdi Allah muhafaza. Nasıl bir adam biliyor musun? Yani şöyle söyleyeyim bak. Otobüs daha gitmiyor. Bir anda otobüs böğür dedi yana yattı. Dedim ananı devriliyoruz gitmeden. Bir baktım abi ön taraftan bir tane kamuşullah bir adam girdi içeri. Ben veririm ama. Ulan diye geldi bu. O kadar da tatlı bir kızdı ki. Hostes kız. Beyaz gömlek. İçinde siyah body giyilmiş. O gömlek body gösterilene kadar açılmış. Body de hafif bir çatal gösteriyor. Yani tam böyle hani, tut böyle çat çat. Yok abi şaka yapıyorum. Arkadaşlar tut böyle beğen yani. Like öyle bir kız. Dedim ki ne tatlı kız. Böyle beğendim kızı. Kız geldi böyle. Merhaba. Aa. Dedi. Dedim ki merhaba. Oo. Dedim ben öyle anlaşılıyor diye herhalde. Abi kadın bana bir şeyler söylüyor. Bende yok. Ağzı oynuyor böyle. Ben böyle onunla kırlarda koşuyorum böyle. Evet. Hadi gel 24'e işine suyu götürelim falan filan. Hala bir romantizm yaşıyorum. Başlayayım. Eray'ını kurtarmak var. İzlediniz onu. O filmdeki sahne gibi. İlk bomba yiyor da Tom Hanks böyle vıyyyy alıyor yan tarafta. Ben bu yaşaklarımı kapıyor falan bir şeyler yapıyor ya. Aynı o sahne gibi. Yavaş yavaş sesi geri geldi kızım böyle. Beyefendi dedi biletini dedi yanlış almış dedi. Sizin de dedi arkadaşınız sanırım gelmeyecek telefonla iptal ettirdi çünkü rezervasyonu dedi. Bu beyefendiyi sizin dedi yanınıza oturtabilir miyim? Dedim ki başımın üstünde yeri var. Aşkım kurban olurum. Gel dedim dayı. Dayı oturdu 1,5 porsiyon oturdu. Bana kaldı yarım porsiyon. Şöyle oturunca yandan yağlar böyle benim koltuğa atladı. Taştı adam oturdu yanımda. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben dedim bunun böyle yağları alır üstüme örterim. O da sol baseninde uyuyakalır. Dedi falan onları düşünüyorum. Kız sürekli ayık. Sürekli şöyle. İyi misiniz? Süper. Gidiyoruz. Şu anda gidiyoruz. Bakın yol geçiyor gidiyoruz. Hanımefendi acaba ne zaman mola vereceğiz? En kısa zamanda çişimiz mi geldi falan. İnanılmaz tatlış bir kadın. Yanımda oturan uzaya fırlatsa yemin ediyorum NASA yeni gezegen diye bunu ekler haritaya. Öyle bir şey. Normalde benim yanıma böyle bir adam oturunca benim girmem gereken ruh hali şu. Böyle memesinin altını falan silmem lazım. Tabii yara olabilir çünkü. Ama çok mutluyum. Çünkü kız mutlu. Pozitif enerji saçıyor hostes kız. Öne gidiyor kuğu gibi arkaya gidiyor böyle merhaba. Millet uyku moduna geçti. Uçak moduna alıyor ya millet otobüste kendini. Kuşlar da öyle mesela. Kafeste bir kuşu vardı bir arkadaşımın. Odanın ışıklarını kapatıyordu. Kuş uyumaya başlıyordu. Otobüse binen insanlar da aynı. Önce birkaç homurdanma, birkaç yerine sığışma sesi. Yanımdaki Atmur uyudu. Öyle gitti. Ön teyze uyudu. Sağdaki piç var bir tane sürekli. Otobüslerde zaten biliyorsun kural. Türk Ceza Kanunu'nda da var. Bugün oturgaçlı götürgeç olarak Türk Dil Kurumu'nda betimlenen o otobüs dediğimiz alet var ya. Cihaz var ya. Aygıt. Motorlu. Onu çocuksuz uzun yola göndermek yasak. Ben hayatımda içinde çocuk olmayan bir tane otobüse binmedim. Çocuk fix ağlaması. Annesi işte ona biraz kızdı. Bak amcalar kızacak bak amcalar. Amcalar diye de bir ekip var. Tabii tabii seyahat firması tutmuş. Arkada böyle amcalar. Ben ne anlatıyorum ya şu an. Çocuk bir son vızıldamalarını yaptı. Uyudu. Gözümden uyku akıyor. Aşk da uykuyla beraber aktı gitti. Dedim hostesine. Uyuyayım dedim artık. Sonra bir anda otobüste uyurken başıma gelenler aklıma geldi. Çok rezil oldum zamanında. Ben bir kere horladım. Kendi horlamama uyandım. Otobüste 46 kişi var. Ya böyle uyanmak ister misin? Hiç böyle uyandınız mı otobüste? Çok iğrenç bir şeydir. Bir kötü şey de şudur. Vücudun atması vardır. Uyurken başımıza gelir yani. Acun Ilıcalı'nın yarışmasında 500 bin liralık kutuyu açmışım gibi. Falan olur ya. Kaç kere öyle uyandım ben biliyor musun? Kafamı koymuşum, şuraya koymuşum. Zaten o dişlerin birbiriyle ritim tutması vardır. Otobüs camına kafayı koyarsın. Otobüs rayda mı gidiyor? Yolda gidiyor. Yol nerede? Türkiye amına koyayım. Kafanı niye koyuyorsun oraya? Tak 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 tak. Kaç kere o dişlerimin çarpmasıyla şarkı yaptım. Çat 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 çat. Çat.
Bunlar başıma gelirdi. Uyumuyorum. Yol çizgileri artık halüsinasyon gibi geliyor. Aklıma getirmediğim bir şey daha hatırladım orada. Bu kadınlar için geçerli değil. Bazı otobüs yolculuklarında uyuyan erkekler evvelinde başka bir organlarının uyanmasıyla kendileri de uyanabilirler. Yanımdaki dayı eşofmanı giymiş. Uyuyor yalır. Ben de böyle yolu izliyorum. Dediler ki otobüs mola verecek. Çat. Işıklar yandı moruk. Dedim abi günaydın. Morlama sesi gelmeye devam ediyor yandan. Dedim adam ayakta dik ama horluyor. Nasıl olur bu dedim. Bir döndüm. Adam uyuyor gerçekten. Oğlum böyle oldum bak. Ulan hırka falan var ya. Hırkayla dedim kapatayım. Atayım böyle uzaktan. Aldım abi hırkayı dedim ki attım üstüne. Adam önünde sanki E.T. taşıyan çocuk gibi böyle duruyor adam. Kadın yaklaşıyor koltuklara bakarak. Bize gelmesine böyle en az 7-8 koltuk var. Dedim ki 7-8 koltukta ben bunu indiririm. Sizin içiniz fesat ama ebesin. Kadın kaldı 2 basamak. 2 koltuk. Tam kız geldi böyle bıyık de böyle yeni modelini tanıtan Tesla tanıtımı gibi. Evet örtüyü açıyoruz. Bak! Çat diye bir hırka düştü. Bu kaldı böyle. Kız böyle kamışullığa bakıyor. Ben kıza bakıyorum. Kamışullah bana bakıyor. Saçma bir durum var. Zaten artık o kadını tavlamak falan mümkün değil yani. Onu gördükten sonra anladın mı? Çünkü aynı boydayız yani. İki arkadaş oturuyormuşuz gibi orada. Bu yanımdakini gören o pırıl pırıl hostes kızımız ne oldu biliyor musun? Ajda Pekkan klibi oldu bir anda. Böyle baktı, bana baktı. Kuş havalandı, kaçış mı bahtır. Şarkı söylerek kaçtı karı böyle. Bit gitti böyle şoföre sarıldı. Nedense biz erkeklerde vardır öyle bir şey. Bir bok olur, sıvarsın ya onu. Bizde o sıvama aşaması niye var ya? Çok minimal bir örnek vereceğim. Bardağı yere düşürürsün, misafirliktesindir. Çok pardon diyor, hemen yere atlarsın. Neyle toplayacaksın gidip salak gibi böyle camları al. Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Ay elim yarıldı. O kan da böyle başka bir yere bulaşır. Aa çok özür dilerim. Onu temizlerken başka bir şey yakarsın. Bir şey düzeltmeye çalışırken sıçarız hep. Bunun adına sıçtım sıvadım denir. Sıçtım. Niye sıvamayayım? Kız öne pit 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 koşuyor. Ben hala sanki kız daha görüp koşmuyormuş gibi kapatmaya çalışıyorum. Kaldırıyorum oradan örtüyorum. Adam buraya dönüyor. Tutuyorum buraya çeviriyorum. Böyle yapıyorum. Ben adamın yarayla oynuyorum bunu efendim. 10 dakika oynadım böyle abi dur böyle. Abi dur abi bir dur. Adam uyandı. Bak nasıl uyandı biliyor musun? Herkesin duyacağı sesle. Ne yapıyorsun lan elinle orama burama dokunuyorsun dedi. Gay değilim ben. Kız görmesin diye dokundum. Diyorum adama bağırıyor. Arkadaki teyze, öndeki çocuk sahibi abla dönüp bana bakıyor. Ne olmuş? Arka sıradaki iki koltuk arasından kafa çıkıyor. Arkada bir tane çocuk var ya kunduza benzeyen ha. Yanındaki iri herifin rayla oynamış. Konuşuyorlar. Otobüsün atacaklar beni. Benim adım otobüsün içinde bir anda. Zaten bu ülkemize de bizim öyledir ya. Var ya bu bunu dövmüş dediğin anda Twitter'a gündeme düşer de sonra öyle olmadı ortaya çıkar da patlarlar ya. Onun gibidir bizim memlekette. O 46 kişiye bunun ne kadar hızlı yayıldığını düşün. Neymiş? İbde galiba. Böyle yapmış falan. Serçe parmağıyla anüs. Neler neler. Gay pornosu senaryoları dönüyor bütün koltuklarda. Sonra dedim ki beyefendi bakın dedim. Böyle böyle bir şey oldu. Anlatıyorum artık yani. Herkese duysun diye bağıra bağıra anlatıyorum. Biz kalktı. Ben öyle her salkan indireceğim mi diye. Rezil olmaya devam ediyorum. Burama geldi böyle. Dedim olamaz mı? Ben dedim yerimin değiştirilmesini istiyorum. Herkes böyle yanını kapatıyor falan. Ama bir daha ibne vardı önünde açtı böyle. Gel gel buraya gel. Ne? Dedim yine. İbne değil. Neyse. Şoför böyle dikizden habire bana böyle yapıyor. Molada falan. Abi otobüs durdu. Mola vereceğimiz yere geldik nihayet. Bunlar iniyor. Ben iniyorum. Aha koridor bomboş. Normalde otobüsün mola yerinde durması ve senin o koridordan geçmen ne kadar sürer? Ben bir kere üniversite öğrencisiyken molada otobüsler inerken molanın bittiğini biliyorum. Çünkü bir tane yotu kocaman teyze trafiği kapatacak orada. Şu. Şurası koridor. Bu teyzenin koltuğu. Mola veren yine mola. Bam diye o götü oraya koyar. Bir de orada bir saat o koltuktan kalkmaya çalışan arkadaşıyla çocuğuyla ya da kocasıyla sohbet eder. Ha sen ineceksin mi? İnmeyeceksin. Sana da alayım mı bir şeyler? Ne alayım sana? Hadi anlat ne alayım sana? Ben bir saat onu konuşurlar. Onları beklersin. Teyze itemiyorsun da. Kadının sırtı yok çünkü. Göt var böyle. Ama bu sefer öyle değildi moruk. Bu sefer hani şöyle geçiyor ya insanlar. Benle muhatap olmamak için, tensel temasta bulunmamak için yolları bana açmışlar. İndim aşağı. Otobüsteki herkes de aşağı indi. Herkes sigara yakıyor. Hostes de orada. Hostesin yanına gittim. Dedim ki ya biraz önce böyle bir şey oldu. Bakın üzüldüm ben. Ben eşyalarımı alacağım başka bir otobüse falan bineceğim. Gay değilim ben dedim yani. Kızla aramızda bir bağ varmış gibi hissediyormuş. Sanki biz manitaymışız da. Ben ona açıklama yapıyormuşum gibi. Bak dedim bebeğim. Ben dedim gay. Kız tabii beyefendi yani siz öyle diyorsanız. Dit. Balım. Bizim eşcinselin araba grubu. Pembeye kaplatılmış New Beetle. İçinde 5 gay. Camlar açık. 2 tane kafa dışarıda. Sosyalistle konuşurken şöyle bir şey gördüm bak. Balım. 4 kız Oğuzhanlar da burada mola vermiş. Bak ben homofobik değilim abi. Ne oldu o kız acaba ya? Ay Allah'ım ya. Aman geç. İkiniz de o kadar köşe işler yaptınız ki herkesin aklında olan işler. Bir anda o piyasadaki diğer işleri yapan o muazzam yönetmenler, muazzam senaristler şöyle gizliden gizliye sizi izlemeye başladılar. Hatta ben biliyorum ki bir ödül töreninde çok izlenen bir dizi ödül alırken yönetmeni ya da yazarı mıydı hatırlamıyorum. Sizin ekibe falan teşekkür etti. Dediler ki ya onlar nasıl işler öyleler falan filanlar. Yani piyasadaki bütün algı değişti. Konu samimiyete mi döndü? O ağlamalardan, zırlamalardan sizin yaptığınız işlerle. Ve siz nasıl akraba alıyorsunuz? Bu nasıl bir şans? Kayıtta mıyız? Bilmem. Oğlum bir saymıyor musunuz bir kere? Falan. Bir de az önce konuşuyordu nasıl girdi konuya?
Ayrıca siz sektörde yaza çeke insanların dikkatini çektiniz. Köşeleri değiştirdiniz ki bu çok önemlidir. Yani birinin bir şey yapıp çok izlenmesi, acayip tutması falan filan bence tabii önemlidir parasal olarak da. Konuyu değiştirmesi çok daha önemlidir. Çünkü arkanıza dönüp baktığınız zaman yine o isimleri hatırlarsınız. Siz bayağı konuyu değiştirdiniz. Yani Leyla ile Mecnun zaten konuyu değiştirdi. Senin yaptığın bütün projeler konuyu değiştirdi. Gidin bir sinemada mesela 30 bin liraya, bu bir şehir efsanesi değil değil mi? Yok yok gerçekten. Bayağı 30 bin liraya gittin dedin ki ya ben kardeşim sinema filmi çekeceğim. Sinema filminde insanların ilgilendiği şey diyalogsa ben diyaloğu ağır tutup yok efendim uçan kaçan kameralar falanlar filanlar kullanmak yerine konuyu zaten anlatarak veririm. Çünkü ben zaten yazarım dedin ve inanılmaz bir yol başladı. Evet. Teşekkürler. Güzel anlatıyor ya şöyle. Eyleri değiştirdiniz işte köşe işler yaptınız. Bayağı ikimiz de ayrı ayrı dizi yapama televizyona son dönem. Nasıl yani? Ya onu birleştik yine dizi yapamadık. Evet, ikimiz birleştik yine dizi yapamadı. Baya yapamıyoruz. Sen bizden iş istiyorsun da biz muhtemelen yok mu babalarda falan böyle bizi görüp şeyler. YouTube çok bozdu. Özellikle ben bir sinema filmi çektim. Onu tanıtımlarına giderken bütün YouTube'çularla tanıştım, içeride de söyledim. YouTube'da daha var abi, zaman var. Biz sizi yine televizyonlarda izleyelim. O zaman. Hadi kalkar. Beyaz YouTube kanalı açmış oraya. Yani. Ya şaka yapayım. Beyazıt abinin de YouTube kanalı hayırlı olsun gerçekten. Bu arada biz ne konuşuyoruz? Ne oldu ya abi şu anda? Sen en sevdiğim iş kitap yazmak demişsin bir röportajında artık demişsindir herhalde. Yani bu kadar yazdığına göre. Demedim Oğuzhan öyle. Demedim. Ama yani mesela bakıyorum röportajlarına. Filmlerinle ilgili bayağı çıkmış işte. Ben film yaptım böyle falan. Ben mesela 200 tane YouTube kanalına çıktım yani film yaptık diye. Sen filmi yapmana rağmen, kendi filmin olmasına rağmen gidip röportaj falan yapmıyorsun filmlerinle ilgili. Ama kitaplarınla ilgili röportajlar bol bol. Bunun sebebi ne abi? Onun sebebi çok basit. Kitapta başka kimse yok Oğuzhan. Yani bak yayın evinin sahibi var, onu da aldım getirdim. Geçen kendisi konuk olma söylemiş zaten. Bütün hani evrak fatura işlerini bana itelediler. Sahibi ben oldum demişti. Filmde PR değeri daha yüksek oyuncu varsa tabii ki onu göndermek en mantıklısı. Bu daha satışa yönelik, bir de insanların daha beklediği ve ilgisini çeken bir şey. Orada yönetmenin çıkıp ben de bu filmi yazdım, yönettim bilmem ne falan. Çok gereksiz bir ego o. Çünkü bir dönüşü yok. Evet, bu işin seyirciye ulaştırma PR değeri olarak baktığın zaman elinde ünlü oyuncular varsa onlardan yürüyeceksin. Niye kendimi öne atayım? Hiçbir sebebi yok. Ama kitapta yok hiçbir şey. Ha bununla geldim. Yapacak bir şey yok. Ağlamın oğluyla geldim ya. Bu aslında bir serinin devamı gibi evet. Bir şey değil mi? Yani mahalle arkadaşlarım, lise arkadaşlarım derken bir röportajda şey vardı. İşte sektörden arkadaşlarımı da yazacağım bir kitap olacak ama sektördeki arkadaşlarımın hala arkadaşım olma ihtimali beni birazcık düşündürüyor demiştin. Ve hala sektördeler. Ve hala sektördeler. Peki bu onun başlangıcı mı Evrak Kürek? Bu tam olarak aslında şöyle bir şey. Sektörden arkadaşlardaki karakterlerin birçoğunu tanıyorsunuz. İşte Ahmet'i, Murat'ı vesaire ne bileyim ilk yapımcılığımı, diğerlerini. İsimler ünlü ve bilindik. Ama bu kitapta kısa film zamanından sektörü giriş kısmına kadar ve çok da şu an belki de isimlerini bilmediğiniz ama senin de çalıştığın işte Bünyamin gibi, Kerem gibi, Ercan gibi, Gökben abi gibi, Salih gibi birçok ismi tanıtıyorum aslında ki bir sonraki kitabı okuyanlar biraz daha aşina olabilsinler o isimlere. Ve bu daha çok sektöre giriş macerası. Yani o ilk kısa film çektiğimiz günden Burak'la hadi bir şey yazıyoruz, çekeceğiz deyip başlayıp işte ilk vizyona çıkan film işte Düğün Derneği'nin rekoruna kadar olan süreç. Vay be, çok iyi. Peki genel olarak insanlar sektörle ilgili bir şey anlatıldığı zaman ya da yazıldığı zaman şu merakla bakıyorlar olaya. Eskiden yani bize dayatılandı bu aslında. Bizim düşünmek istediğimiz bir şey değildi. Magazinsel yaklaşıyoruz. İşte biliyor musunuz siz hep çok seviyorsunuz bu adamı. Bu adam neler yapıyor falan filanla başlayan o sektör hikayeleri çok tutmuştur memlekette. Nedense hani bizim magazinsel algımız çok yüksek olduğu içindir belki. Burada öyle bir şey yok değil mi? Var mı biraz azıcık? Hangisi işe yarar? Ben sevmem de halk seviyor şeyi. Magazinsel kaygı tabii ki her zaman her şeyin içinde olur ama bir adam var. Onunla çalışması zordu. Şöyleydi, böyleydi ama sizin gördüğünüz o sert karakter çok tatlıydı falan gibi mi diyorlar var. Ya da sana diyorlar ki ya kardeşim sen 30 bin lira para vermişsin, film çekmişsin. Ya bunu şimdi tamam dağıtırım da ben. Şu kadar paranı alırım falan hani gel buraya bir otur sen falan diyenleri de mi göreceğiz? Onlar sektörden arkadaşları da görecek. Burada o kadar sert bir dünya yok. Bu biraz daha benim bu yolculuğumda bana bu kadar emek veren insanlara teşekkür kitabı aslında. Süper. Her biriyle de genel olarak da kitabın tarzı şu. Sinema TV öğrencileri ve bir şey yazıp çekmek isteyenlere bak yol biraz böyle. Bunlarla karşılaşacaksın. Böyle insanlar olacak. Böyle şeyler yapacaksın. Hiçbirimiz için kolay olmadı bu süreç. Denen bir kitap. Ve gerçekten işin magazini şuyu buyu falan filan yok. Daha çok hakikaten ben bu mesleği yapmak istiyorum diyen genç nesle madem öyle gel böyle diyen kitap. Güzel. Yani var var magazin var şimdi. Bak abi sakalım değiyor. Sakalım mı değiyor? Bir boka yaramayan sakal. Çok garip isimleri işte Haluk Bilginer'i, Cem Yılmaz'ı, Necati Akpınar'ı, Yiğit Özgür'ü, hatta Burak Aksa'ı hiç görmediğiniz yüzleriyle göreceksiniz. Yani ben birine musallat oldum mu ona ne hale sokarım adlı çalışma bu. Çok güzel oradan bir sinyal geldi abi. Var var hakikaten bunları da büyük bir samimiyetle yazdım. Yani bir anlatıcı durumu var aslında kitapta. Peki o alışkın olduğunuz kendim o mizah yazdım. Yani var kendim mı yazdım. Burada? Köşeleri bağlı. Bunu nasıl olsa keseceksin de. Yok, bayağı yok. Emek var burada yani. Yok yok çok iyi çok iyi.
Ben sana bizim editörü şey yapayım. Hadi elim sen niye kendin yazıyorsun ya kitapları? Kaç sayfa bu? Bizimkini kalınlaştırarak 200 sayfa yapmışlardı. Oo güzel. Peki dizi falan başlayacak mı abi tekrar? Başlayacak inşallah. Değişik bir şeyler siz var. Siz niye onu bir böyle bir başlayalım dediniz başlatmadınız? Bir şey oldu olmadı. Niye öyle oldu? Bir de kıyamet kopmadı Oğuzhan o arada. Çok acayip şeyler oldu biliyorsun yani. İşte dolar çok arttı. Seçim girdi. İşte ondan sonra bir dizi piyasasında sular durulmadı. İnanılmaz düşük bütçelere işler satılmaya başladı. Çünkü reklam gelirleri çok düştü. O reklam gelirlerinin düştüğü sene biz bir araya geldik. Burak, ben, Onay, Kamanlar vesaire. Türkiye'de ne kadar komedi yazarı varsa hepsi birleşti. Çok efsanevi bir iş yapacağız dedik. Büyük bir kasla bir de yani. Şu ana kadar kimsenin toplayamadığı bir kas topladık gerçekten. Narkotin bile mi? Bak. Kalkıp Türk televizyonlarında dizilerin en düşük olduğu sene Türk televizyonlarında olabilecek en yüksek bütçeli şu ana kadarki komedi dizisini yapmaya niyetlendik. 7 bölümde yazdık. Bir de bak inanılmaz bir cahil cesaretidir bu, yapmayın. 1 bölüm yeter, 2 bölüm yeter, 7 bölüm yazmayın. Bir bütçe çıktı. Dediler ki en son Muhteşem Yüzyıl'da görmüştük biz bunu. Kanal patronu arkadaşlar. Hani bir ağladı. Diziyi almak istiyor. Öyle bir para yok yani. Adam öyle nezih bir şekilde durumlarının çok kötü olduğunu anlatıyor. Acıdım lan. Bu parayı 2 bölüm Diriliş Ertuğrul çekiyorlar dedi yani. Çok da değişik bir işti ama bu dönemde artık yapamayacağımızı anladık yani. Ne zaman bu bütçelerle? Peki, ya bir dönem olacak ve bu televizyonun içindeki o sarsıntı geçecek ve siz sanırım bu yani projeyi... Kesinlikle aynı şey işler güçlerin de başına gelmişti. Benim hep başıma gelir bu yani. Yazarız bilmem ne olur, bir sene sonra hayata geçer o proje. Bunda da benzeri bir şey olacak muhtemelen. Önümüzdeki seneye düzelir mi? Düzelirse ne güzel. Düzelmezse zaten Netflix'le görüşmeye başladım ben yapacak bir şey. Hemen abonelikleri yenileyelim. Ben hala Elif Batur'unki açık evde bedava izliyorum. Ya artık şöyle bir şey var. Ben komedinin Türk televizyonlarında bir geleceğin olduğuna inanmıyorum. Şundan dolayı. Türk televizyonunda bir dizinin ömrünün uzun olabilmesinin artık şu an tek şartı yurt dışına satılıyor olması. Çünkü yurt dışı pazarında artık Türkiye çok üstlerde. 6. sırada mı ne? Haliyle de yurt dışına satılan bütün bizim dizilerimiz daha dramatik diziler ya. Ve süreleri uzun. Onları sürelerini uzun yapmalarının amacı da 45'er dakikalara bölüp daha düzgün paralar kazanabilmeleri vesaire. Ticari olarak orada çok ciddi bir çark dönüyor artık. Ve bir komedi işini yurt dışına satamıyorsun. Adam buradaki espriyi anlamıyor. Bu mizah, yani mizah ama dünyanın herhangi bir yerinden bir yerine dolaşması çok zor bir şeydir. Güç bir şeydir zaten. Türk mizahı da böyle. Yurt dışına satılamayan bir şey olduğu için zaten hiçbir şansın yok. Çok 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 düşük bütçelere bir şeyler yapabilen arkadaşlar yapacaktır. Onun dışında ekranlarda görmeye alıştığımız o isimler uzunca bir süre bence olamayacak. Yani ben hiçbir ümit görmüyorum, öyle bir dünya yok. Ne güzel anlattın abi, vallahi çok teşekkür ederim. Ya işte biz de bu işi bırakıp sizinle çalışmayı çok güzel aradık. Bir de arkadaşlar bu yayın evi bunun. Benim değil, bana kitap gönderip durmayın. Abi kitap yazdım, ne yapayım, ben de yazdım abi yani. Doğru çağrıştı yani, sizin yüzünüzden yani. İki isim tutuyor dediler. Çalgı çengi, işte düğün dernek. Oğlum ara bir sor lan ya. Vallahi müthiş. Abi sen ne yapıyorsun ya, yok mu bir şeyler? Ben oraya gittikçe patlıyorum ya. Sen anlat, ne yapıyorsun ya? Ben ne yapayım abi, vallahi işte bu filmlerle koşturduk, uğraştık. Kitabı bırak. Yok ha tamam. Peki sonrasında bunların filmi olur, dizisi olur, bir şekilde kitabı okumayan insanlarımız da var. Onlara ulaşmayı düşünmüyor musunuz? Hakikaten böyle dinlenmesi, izlenmesi gereken hikayeler var. Özellikle ilk kitapları da baz alırsak. Ya başlıyor o hikaye artık işte. Arkadaşlar serisini, kısmetse bu yaz ilk filmini çekeceğim Mahalleden Arkadaşlar'ı. Şu an senaryosuyla uğraşıyorum. Seneye Sönmester'da izleyeceğiz inşallah. Vallahi ben tebrik ediyorum abi. Kendi adıma bir izleyici olarak, izleyicileriniz olarak. Yani yazdığınız şeyleri okumak, izlemek beni çok mutlu etti. Memlekette dediğim gibi, programın başında da söylediğim gibi bir yön değiştirdiniz. Yurt dışından bir şeylerin bize hitap etmesini sağlamak yerine bizim memleketimizin sağlam yazarlarının bize hitap etmesi beni çok mutlu etmişti. Senin yazdığın işlerde de abi, senin yazdığın işlerde de umarım böyle uzun soluklu köşe değiştirmeye devam edersiniz. Bu işin krallarısınız bence, bunu çok ciddi söylüyorum. Buraya gelen konuklarıma da sen biliyorsun abi, hiç öyle yalakalık yapmam. Evrak Kürek, pazartesiden itibaren yani biz... Yarın oluyor, bu yetişmez. Evrak Kürek, artık alın lan okuyun işte. Selçuk Aydemir konuğumuzdu. Patron Burak Aksak da konuğumuzdu. Bundan seneler evvel Oğuzhan'a kardeş payında çok... Dur onu ben anlatacağım ona. Oğlum çağırdık gelmedi. Ama bana gelmedi. Şaka yapmıyorum ben. Yedim. Abi Rain Man'in klibi için çalıştı falan diyorlar. Oğlum Rain Man'in şarkısı efsane bu arada. Hemen a**ayım çocuğa bok atacak bir şey bulmuşlar. Yok klibi bunun aynısı, şunun aynısı. Ya ben sana bir şey söyleyeceğim mesela. Müthiş bir klasik müzik dinliyorsun, tamam mı? Mozart'ın bir eserini dinliyorsun. Ne koyuyorlar arkaya mı? Namaz hocası kitap kapağı gibi fotoğraflar değil mi böyle? Burçak tarlaları, bilmem neler. Yani görsel anlam katıyor değil mi ona? Rain Man'in mesela başka birinin klibinin aynısını çekip bize sunması, evet o eleştiriye maruz bırakılabilirdi yani eğer öyle bir şey yapsaydı. Ama adam öyle bir şey yapmıyor ki kardeşim. Bir tane kısa film var. Şarkının duygusunu, olayın duygusunu o anlatıyor değil mi? Gitmiş kendisi çekmiş yapmış. Bence güzel iş. Adam diyor ki benim şarkımın duygusunu bu mizansen yansıtıyor diyor. Gidiyor çekiyor. Bu kadar basit. İzlemeyin lan o
a**ayım. Herkesin böyle bir açığını yakalamaya uğraşıyor ya millet. Senin biletine 500 lira verdiğin adamın bütün hayatı boyunca yaptığı klipler fake, arak. Hem de başka şarkıcının klibinden arak. Kısa filmden falan da değil yani. Biz çok gördük Britney Spears kıyafetiyle dans eden popçuları Türkiye'de. Lan Miley Cyrus bir topa bindi a**ayım. Ona Türkiye'de binmeyen kadın kaldı mı klibinden a**ayım? Disko topu değil bu arada. Disko topu değil mi o? Ne o? Şey böyle duvar yıkan inşallah. Lan anasının a**ayım bana a**ayım. Ne oldu? Kimse ağzını açmadı. Kardeşim şarkıyı beğeniyorsan dinleyeceksin. O görselde bence şarkıya aşırı yakışmış. Evinde oturup 31 çekmekten başka boka yaramayan, hayatında ürettiği tek şey farklı 31 yöntemleri olan... Abi sol elle yapınca başkası gibi oluyor. Diyen ambaş geliyor a**ayım orada. Klip yaratığı bak aynı görüntü falan. Ne? Kısa filmdeymiş de onu anlıyor. O kısa film kaç izlenmiş a**ayım. Sen karların ortasında kendini arkasından vuran kaç tane hikaye gördün hayatında? Ben sana söyleyeyim. 8 milyar. Nolan'ın. Christopher Nolan'ın. Böceğin peşinden gidiyor. Evet. Şöyle bir şey görüyoruz. Aslında orada kendisine vuruyor. Yani şöyle dönüp bakıyor yukarıdan. Kendisine vurmuş. Tamam aynen. Hepimiz kendimiz. Şimdi 2 milyon tane var ama koskoca Christopher Nolan bir tane yapmış. Yavrum bu Christopher Nolan dediğimiz Batman'i çeken değil mi? Batman, Inception. Inception. Peki sen biliyor musun Christopher Batman'i çekiyor. Batman'in bir sahnesi The Crow diye bir film vardı. Türkiye'de Ölümsüz Aşk diye çevrildi bu arada. Neresine sığdırırız? Bruce Lee'yi biliyorsunuz, Allah rahmet eylesin. Çocukluğumuzun en büyük kahramanıdır Bruce Lee. Mahalle aralarında Bruce Lee ile ilgili konuşulan tek şey şuydu. Abi adam 2 sene daha yaşasaymış bıçak, 6 sene daha yaşasaymış kurşun geçirmeyecekmiş. Öyle kasliymiş falan. Dünyanın en hızlı insanıydı yani, en hızlı tekme atan. Babam 1, Bruce Lee 2. Bunun oğlu da Brandon Lee. Brandon Lee'nin de son filmi ne biliyor musun? The Crow. O da Allah rahmet eylesin, bu arada Brandon Lee de öldü. Crow filminin bir sahnesi birebir bütün açılarıyla Batman'de. Aynı birebir bütün açılara kadar. Christopher Nolan böyle bir şeye ihtiyacı var mı? Şimdi Christopher Nolan'a yaptığı bütün işleri hiçe sayarak hırsız diyebilir misin? Bazı duyguları anlatmak için bir referans ararsın. Bu adam bu şarkıyı bu referansla anlatmış. İyi ki de onu kullanmış. Biraz şeyiz aramız limoni. O da niye limoni? Konuk oldu Reynmen geçen sene. Onu yayınlayamadık. Yine bir hard disksel sorun. Bizim bu arada 3 konuğumuzu biz Finch'te ağırladık ama yayınlayamadık. Çünkü hani bizim hard diskimizi biz alıyoruz. Burada o ne diyor ya bırakıyoruz. O ne diyor bize işleyip gönderiyor. Bizim ekip alıyor onun sesini başka bir yere gönderiyor. Öyle bir şeyler vardı zamanında. Onunki de maalesef öyle bir karmaşanın içine gelmişti. Görüntüleri kaybettik. Adamı konuk ettik buraya. O zamandan beri biraz şeyiz. Üzüldüm mesela. Geçen doğum günümdü benim. Bütün arkadaşlarım böyle mesaj atıyor tabii. Bir baktım Rain Man mesaj atmış. Aa dedim lan çocuğa bak helal olsun. Çünkü Yusuf vefalı bir çocuktur yani. Biz daha 100 bin abonedeyken falan arayıp desteklerini belirtmişti yani. Baktım doğum günümde mesaj Rain Man'den. Lan dedim ne kadar mutlu oldum. Diyor ki işte %40 ceketinizi alırsanız şöyle indirim böyle indirim. Dedim bu ne yap? Ya acaba dedim hediye almaya parası yetmedi. %40'ını sen öde abi mi yazıyor dedim. Ne baktım Beyin Man'miş ya ne bileyim lan. İnsanların telefonla reklam mesajı atılır mı? Ya bu yasaklanmadı mı ya? Eskiden ne kötüydü. Hallaçoğlu sucukçuluktan mesaj alıyordum falan saçma sapan. Ben de beğenmeni sen beğenmen zannet. Cevap yazıyorum a**ayım. Olsun kardeşim %40'ını ben alırım. Sıkıntı yok falan. Yani sonuç olarak. Derdim olsun, kaderler olsun. Ben kaybederken Azrail seyredursun. Dinliyorsun, görmüyorsun. Kurban ederler kimlerle geziyorsun. Kaz cehennem söndü içimde bilmiyorum. Deli sanıyorlar, beni arıyorlar. Görenler var mı? Düşen bu yaprağım gençliğimin rüyasıymış. Kağıda yaza yaza, hasretim beyaza. Karar vermişim ben ellerimse kanlıymış. Tanrı vurdu saza. Ölmeden mezara koy 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 düşen bu yaprağım gençliğimin rüyasıymış. Kağıda yaza yaza hasretim beyaza. Karar vermişim ben ellerimse kanlıymış. Tanrı vurdu saza ölmeden mezara koy. Bu Keko var. Turan olsan. Arabayı Berk kullanıyor. Ben arkada oturuyorum. Önde Berk de Turan oturuyor. Berk de biraz şey kullanır arabayı. Nasıl söyleyeyim? Yani Berk'in kullandığı arabanın benziniyle 4 yıl gidersin. Adamın korkuları cüz sesi kadar. Ürkek tozunun. Böyle bu dedi ki aa dedi boşluk buldum orada. Oraya park edeyim. Dedim tamam park et. İşte ben kitabımı aldım. Turan tavlayı çıkarttı. Çünkü Berk araba park edecek. Anladın mı? 4 yılda bağım. Gidecek. İnecek böyle bakacak. İnecek tekrar böyle.
Berk park yeri görüp oraya park etmeye karar verip arabayı oraya doğru yönlendirdiği esnada o park yeri eğer İstanbul'daysa o park yeri boş kalmaz. Bir tane taksi Berk oraya ilerlerken 0.2 kilometre hızla ilerliyoruz. Fix ya yani İstanbul taksi. Ha, boş yer. Vişt dedi koydu oraya arabayı. Taksici oraya park edince Berk'in suçu değilmiş de bu taksicinin suçuymuş gibi abartılı Tuğran hareketleri. Ne yaptı? Ne yaptı? Berk o sırada konuşturma araba kullanıyorum. Şeyma da yanımda. Şeyma dedi ki, aa dedi görüyor musun dedi Tuğran. Tuğran'ı gaza veriyor lan. Tuğran zaten gazlı. Tuğran'ın yanına zaten çakmak yakma. Aa dedi yerimize park etti dedi. Bizim hakkımız bizim hakkımız lan. Böyle kunduz gelin. Tuğran'la tabii gaza gelecek yer arıyor a**kayım. Onun ben de a**ına koyarım dedi. Dur dedi ineceğim. Dur dedi ineceğim mi? Oğlum yeni emekleyen bir bebek bile Berk'in kullandığı arabadan giderken atlar ve devam eder emeklemeye. Dur mu? Dur dedi ineceğim deyince ben dedim ki gidiyor muyuz? O atladı tamam mı? Taksicinin oraya gitti. Ama nasıl söyleyeyim size? Hani böyle Apollo görevlerini biliyorsun. Roket var. O roketler full yakıtla dolu. Harlı harlı böyle. Fırlatıyorlar onu böyle. Bir roketi bırakıyor. Roketleri bırakıyor. Asıl cihazın içindeki roket kalıyor. Onunla devam ediyor. Aşıyor böyle uzay boşuna geliyor. Ne oluyor böyle? O arkadakini de bırakıyor böyle değil mi? Böyle tek kapsül dönüyor. Kendini bir şeyin içine sokuyor tekrar. Ay'a doğru böyle pıs 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 gidiyor. Ulan bunun aynısı bu ne oldu? Tuğran Oğuzhan Apollo 15. Böyle indi arabadan. 3, 2, 1 fırlat. Giderken şöyle olmaya başladı. Affedersiniz buraya bir park ettik. Bir park ettik buraya. Bir park ettik buraya. Çünkü mal adımlar yaklaşırken anladı ki o boşluk bulmuş bir taksicinin park ettiği bir yer değil. Bir taksi durağı. Ve bunun koyarım diye çıktı adamdan orada 30 tane var. Bak gidişi ve dönüşü size birebir yapıyorum. Gidiş şu. Koyarım oğlum. Onu koyarım. Bak geliş de bu. Başka bir yer bulalım. Başka bir yer. Evet torpidoya girmeye çalışıyor falan. Yok lan şeyi yapma. Örselenme. Bu... İtiraz ediyorum. Reddedildi. Geç. Abi üstten atla. Üstten atla. Abi bu arabanın olayı o. Üstten atlasana. Abi olur mu araba? Klasik araba. Ayağım değer, götüm değer. Sonra bir senede arabayı öde. Çek abi onu. Abi merkezi kilit var ya 68 model arabada. Hoş geldin. Vallahi hoş buldum. Ne haber abi? Ben burada yaşıyorum. Abi ben böyle bir şey görmedim ya. Hayatımda ilk defa, Hinç tarihinde ilk defa. Finaline gittik, İF Beşiktaş'ta çektik. Çok teşekkürler tekrar onlara. İşte ne bileyim dışarıda bir şeyler çektik falan filan ama hiçbir konuğumu masa dışında konuk etmemiştim. O da sana kısmetmiş abi. Güzel. Ben seni arabalardan ayıramıyoruz ya. Neden? Evet. Büyük araba getirdim abi o yüzden. Kalabalıksınız diye. Vallahi çok iyi ya. Tabii. Oğlum siz ne ara geldiniz ya? Hemen doluş nelere bak. Berk camdan atladı direkt yukarıdan. Abi Berk atlayabilir. Direkt düştü. Berk her yerden atlayabilir. Bu arada dışarıda çekim yaptığımız için abi bir şey soracağım yanlış sor anlamazsan. Estağfurullah abi. Arabanın üstü neden açık ya? Abi evet niye açık? Berk biraz abi uzun boylu tente kapanmıyor. Yani kapattık tenteyi Berk'ten bir molda oluyor. Berk'ten tentede. Evet o yüzden. Ya şimdi sevgili Doğan Kabak ben senin videolarına konuk oluyorum. Videolarını sürekli izliyorum evet, zaten. Nihayet Pinç'e konuk oldun. Peki bu araba videoları genel olarak bizim alıştığımız gibi değil senin videolarında. Değil. Sende sohbet var ve gerçekten günlük yaşantıda böyle karşımıza çıkabilecek sorunları da anlatıyorsun bize. İleri sürüş teknikleri de veriyorsun. Nasıl bir fikirdi bu? Yani nereden geldi fikir? Ben bir araba videosu çekeyim de YouTube'a başlayayım da falan. Yani normal bir başlangıç mı yaptın? Yoksa dedin ki ulan bunlar yapamıyor ben yapayım da ortalığını koyayım mı dedin? Yani yanlış anlamasınlar. Onları da çok seviyoruz. Estağfurullah. Öyle değil. Kesin diyorsun. Çok seviyoruzdur. Tamam. Burada şöyle. Ya ben onu da bir buradan koyacağız. Kadillak. Abi tamamen şöyle aslında. Dünyada çok fazla otomobil programı yapılmış. Ama mesela örneğin Top Gear en akılda kalanı. Neden? Evet. Çünkü adamlar en eğlenceli şekilde yapıyor. Tabii. Ama derdini de anlatıyor. Yani benim bu arabayla sıfırdan yüze kaç saniyede çıktığımın adam için bir önemi yok. Zaten onu biliyor izleyen çoğu. Ne hissettiğim önemli adam için orada. Ve ben de onu yansıtmaya çalışıyorum aslında. Ve yansıtıyorsun. Akılda kalıcı şekilde işte yansıtmaya çalışıyorum. Ya enteresan bir şey var. Mesela araba videosu çekmek için birkaç GoPro yetiyor aslında. Evet. Şuradan işte kadranı göreceksin. Aynen. Yolu göreceksin. Seni görecek falan filanı görecek. Detayları zaten sonradan çekiyorlar. Bunu montajda aktarıyorlar ama hiç unutmuyorum. Buradan da söyleyeyim. Senin videonda da söylemiştim. Yavaş koyayım ya. Çekim yapıyorsun. Mehmet trafiği kesin oğlum falan. Öyle bir şey yok bizde. Almanya'da Porsche deniyorsun tamam mı? Gaza bastığında Porsche ile genel olarak araba videolarında ya kadranı çeker işte oom falan ya da işte yolu çeker. Yok tekerleği çeker. Egzozu çeker. Sen gaza bastığında kamera sadece seni çekiyordu ve ben o Porsche'nin ne kadar hızlı gittiğini senin gözlerinden anlayabiliyorsun. Yani aslında hep söylediğim bir şey var. Araba videolarında yapılan en büyük hata yani haddim olmayarak söylüyorum şimdi araba videolarını izleyenler de sen buradasın diye ekstra ekstra izleyecekler bunu. Bir oto galeriye girdiğin zaman ya da ne bileyim büyük bir plazaya girdiğin zaman araba
satan bir yere girdiğin zaman hemen orada böyle takım elbiseli görevliler geliyor ya yanına. Merhabalar efendim, bu advanced düzeydeki müşterilerimiz için hazırlanmış olan beğeni yazışma her şeysi bilmem neyse şöyle test edeceğiz falan filan. Bu lisanla bize video çekiyorlar. Ve bu bize samimi gelmiyor. Yani sürekli ben o araba videolarını izlerken böyleyim. Abi almayacağız diyorum videonun 3. dakikasında falan başlıyorum almayacağız demeye. Yani adam bana arabayı satmaya çalışıyor. Sende öyle bir şey yok. Sende direkt olarak müşteri gözüyle bakabiliyorsun. Yani gidip arabayı alacak adam gözüyle bakabiliyorsun. Yani şöyle yapıyorum aslında abi ben tamamen. Geçen bir videoda da anlattım. O Porsche videosunda sen Panamera izledin çok evet, büyük ihtimalle. Evet. Yurt dışında bir yerdeydik işte. Arabada gece görüş sistemi var bir tane. Yayayı algılıyor, geyiği algılıyor, kediyi, her şey evdeki bibloyu algılıyor, her şeyi algılıyor yani. Termal bir sistemi var falan neyse. Normalde ben orada mesela YouTube'a video çekmiyor olsaydım o arabayı durdurup önünden geçip yanındaki arkadaşa nasıl görünüyorum lan oradan bir bak falan derdim kesin. Ve onu videoda da yaptım ve çok ilgi gördü. Yani aslında yaptığım şey normal hayatta da yaptığım bir şey. Ben sana dingil mesafesini anlatsam abi bu arabanın dingil mesafesi senin hiçbir işin yok. Dediğin şey çok çok doğru. Bu arabayı neden almalıyım ya da neden almamalıyım? İnsanlara bunu anlatmak lazım. Aynen. Böyle düşünüyorum o yüzden. Yoksa gidip de arabayı kendi üretmiş gibi anlatıyor adam. Ben geçen izledim bir tane. Yine isim vermeyeyim. Adam sanki arabayı kendi yapmış evinde. Böyle anlatıyor. Böyle aman oğlum şuralara bakın sayın izleyenler. Bu kadar araba videosu araba videosu diyorsun. Yanlış anlamasın insanlar. Adam tam bir araba tutkunu yani. Ha, bu arada ben araba tutkunuyum. Tutkunu. Tutkunuyum o kadar tutkunu. Araba videolarını bu noktaya getirdin. Bundan sonraki amacın planın ne? Yani artık sana Doğan Kabak bir araba videosu çekmez diyorlar şu anda. Evet. Ne yapmayı düşünüyorsun? Yani bunu bir format haline getirdin. Peki o formatı nasıl geliştirip nerelere götüreceksin? Yani şöyle aslında test çekmeye devam edeceğim. Ama yine enteresan modelleri çekeceğim. Böyle düşünüyorum en azından şu anda. Enteresan ya modelleri çekmeye biraz düşünüyorum. YouTube'culuk katmaya başladın son zamanlarda. Evet başladım. Ya işte Enes'i falan konuk aldın. Evet. Ama ilgi görüyor. Yani Enes Batur'un arabasını merak ediyorsun. Ben de merak ediyorum. Enes'in arabasını yani merak eden var ha. Bu arabayı bu çocuğa kim almış? Bir sonraki arabası ne olacak? Arabanın özelliklerini biliyorum. Mesela direksiyonda derinlik ayarı vardı. Enes arabaya bir şey oldu zannetti. 4 senedir bana Enes araba. Çektim abi direksiyonda derinlik. Abi o ne yaptın diyor mesela. Enteresan şeyler bunlar yani. Böyle şeyler de yapacağım ama teknik tarafına da gireceğim işin. Çok fazla girmeden. Teknik ama normalden yani YouTube'un bir kuralı var biliyorsun. Evet. YouTube'da genel olarak başlık çok dikkat çekiyor. Evet. Ya da yaptığın kesinlikle. Şey çok dikkat çekiyor. Kesinlikle. Atacağım. Bir planın var. Denize araba atacağım. Atacağım ama bunu mesela sosyal sorumluluk gibi yapacağım. Şöyle nasıl kimse yani? Abi çünkü kimse üzülmeyin fakirler. Öyle bir şey değil. Yani pahalı bir araba atmayacağım. Sen denize düştüğün zaman arabayla ne yapacağını biliyor musun? Biliyorum. Arabanın su dolana kadar kapı açılmaz mesela. Cam da açılmaz. Abi öyle bir şey. Araba buraya kadar su dolmasını beklersen öldün zaten. Geçmiş olsun. Niye böyle tutarım? Kapıyı zaten deneyeceksin. Bakacaksın. Açılıyor mu açılmıyor mu? Ama şöyle bir şey buraya geldiği zaman su bir dene bir yani. Bir de otomatik cam açma şeyleri. Eskiden evet. Mesela bununla çevirmeyle evet. Falan filan. Bunda da var. Hani bununla açarsın camı kurtulursun, evet, kurtulursun durumu vardı. Tamam. Şimdi otomatik her şey. Kapılar bile otomatik kilitleniyor. Yani araba suya düştüğü zaman sen gerçekten son nesil arabalarda da kurtulabileceğini düşünüyor musun? İşte göreceğiz. Kurtulmazsak zaten abi bu video bayağı izlenir. Ben bayağı izlenir. Birçok yöntemim var abi. Kafalık yok bu arabada. Evet. Ama şimdi yeni nesillerin hepsinde var zaten var. Güvenlik. Bu arkadan çarpma durumunda önemli oluyor değil mi? Evet. Ama aynı zamanda bu kafalığı çıkarttığında kafalığın altındaki devir bir cam kırma çekici aslında. Ha. Suyun altında onunla camı kırıp ondan çıkabilirsin mesela. Gibi gibi birçok şey var yani. Bunları dizilerde anlatacağız aslında insanlar. Dizilerde de yok mesela insanlar. Sebebi ne? Dizilerde olmasının sebebi bence böyle daha güzel görünüyor falan ha, diye. Ha ondan. Ben evet. Ona şey yaptım. Kalabalık olmasın. Dizide oynayan bir araba asla suya düşmez gibi bir mantık var. Ya enteresan bir dünya abi YouTube. Gidiyorum işte Sibirya'ya, Baykal Gölü'nü geçiyorum arabayla. Donmuş Göl geçiyorum yani. 60 bin izleniyor. Juventus'un maçına gidiyorum. Ronaldo'ya bağırıyorum. Başkan diyorum. Bugatti'yi versene diyorum. Bir video çekelim diyorum. 800 bin izleniyor. Oo. Yani enteresan bir dünya yani. O hangi linkini atsana ama ben de hatırlamıyorum. Rating denilen şey böyle bir şey. Tabii bunun yanında mesela şimdi Toyota Corolla yenileniyor. Çok merak edilen bir araba. Önümüzdeki ay lansmanda gideceğim İspanya'ya. Onu çekeceğim. Sen bayağı dünyayı da gezdin ha araba gezdin, lansmanlarıyla. Evet. Bizi hiç götürmüyorsun o şeylere. Götüreyim ya ayıp ediyorsun. Hep vallahi. Buradan markalara sesleniyoruz. Oğuzhan artık lansmanlara gelmek evet istiyor. Evet abi. Bana da bedava araba verebilirsin. Peki şu anda içinde bulunduğumuz araba hakkında ne söyleyeceksin? Yani bu Cadillac. Bu 68 model bir 68. Cadillac. Cadillac devirle diye geçiyor. İşte üstü açılıp kapanabiliyor. Elektrikli tantesi kapanabiliyor. Tabii. Abi hem açılıyor hem kapanabiliyor. 7.8 litre. 7800 motor mu oluyor? Evet. Kaç beygir? 380 beygir. Ama 700 Nm torku var. Neden? Çünkü CC büyük olunca torka çalışıyor. Yani çalıştırması 70 lira falan bu arabanın o zaman. 50 olur. 50 olur sana 50 olur. Abi çok fena ya. Tabii zamanında şimdi Amerika'da her şey büyük. Büyük kanyon Amerika'da falan yani. Adamlar o kadar büyük bir kıtaya hükmediyorlar ki yollar geniş. Buradan arabayla Ankara'ya biz gidiyoruz. Aman diyoruz uzun yol yaptık. Öyle bir şey değil mesela. Orada bir eyaletten bir eyalete gitmek günler falan sürüyor. Amerika'ya yani. Gitmedim abi. Sen gittin mi Amerika'ya? Abi gidiyordu. New York'a falan gidiyorlar ya. Amerika değil ki New York. Nevada, Nevada oralar. Tabii öyle. Çöle gideceğim moruk. Biz hep çöllerdeyiz. Abi canım çöllerde su gibi. Tamam o zaman. Doğan Kaban ekmeğiyle oynayalım. En binmeyin ulan bu ne biçim marka? Hala da zorluyorlar dediğin marka hangisi? Ya şu anda üretilenlerden
buradan söylemeyeyim abi şimdi kimsenin ekmeğine, değil mi? Mani olmayalım. Ekmeğine adamın araba fabrikası ama var ya. Ama söyleme, Geli diye bir marka vardı abi. Geli. 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 Tabii. Geli. Geli. Test arabası geldi bu arabanın. Şimdi direksiyon normalde böyle düz duruyor ya. Bu direksiyon böyle duruyor bak. Viraj almak için. Dönerken çap yapıyor direksiyon böyle. Allah Allah. İçinde bir koku var. Muhtemelen dönüşümü plastikten yapmışlar. Çoğu arabayı da aslında artık öyle yapıyorlar ama bu tabii artık nasıl fazla dönüştürmediler herhalde bunu muhtemelen. Bayağı kanserojen kokuyor ya. Kanserojen bir koku varsa o yani kesin. Kimse arabayı binmedi. 3 gün 4 gün kaldı test arabası. En böyle hayalindeki ulan çok iyi araba dediği araba benim hangi araba? Çok yüksek değil hayallerim aslında. BMW M3 çok seviyorum. E92. Kim sevmez abi. Hayalim o yani aslında. Ha. Son atmosferik böyle V8 yapıştırma. Güzel bir araba. Sen hep böyle hızlı güçlü arabalardan bahsediyorsun ama yaptığın videolarda da genel olarak hiç ben senin yanladığını bastığını görmedim yani. Abi yapmıyorum çünkü şöyle bir durum var. Kötü örnek. Kötü örnek. Yani ben şimdi lisans eğitmenim. Güvenli sürüş ileri sürüş eğitimi veriyorum. O yüzden kötü örnek oluyorsun. Gerek yok yani. Ben bir de çok çevremden duyuyorum. Çocuklar kameraları açıyorlar, çıkıyorlar E5'e. Sıkıntılı işler yani. Çok zevkli. Ben onları izliyorum. Ama kötü yapmayın. Şu anda kaç abonem var abi? Şu anda 620 bin. 620 bin evet. Araba videoları yapanlar içerisinde en yüksek. Evet. Değil mi? Evet abi öyle. Tabii en yüksek. Hayır ben şimdi ulan geri ne getirecek diye düşünüyorum. Aynen düşündün ya. İlk defa masada değil de arabada konuk ağırladık. Enteresan. Arabada bizim değil. Yani biz ağırlandık ilk defa kendi konuğumuz tarafından. O da enteresan. Değişik de bir şey oldu. Doğan Kabak umarım 620 bin abonesi hemen 1 milyona, 2 milyona, 5 milyona, 10 milyona ulaşır. Çünkü sohbetiyle, karakteriyle muazzam bir adam. Doğan Kabak konuğumuzdu. Hoşçakalın. Serbest abi gel. Serbest abi gel. Gel. Bakmıyor serbest diyor. Sosyal medyada benim nefret ettiğim çok fazla şey var. Sen de sosyal medyayı en çok kullananlardan birisin diyecekler. Doğru. Diyebilirler. Eskiden gıcık olduğum yorumları söylerdim. Yani sen nasıl bir kralsın da başka bir şey. Bir de şuna gıcık oluyorum. Bunu sevmeyen bir tek ben miyim? Ben miyim? Nefret ediyorum nelerden. Bunu yapan bir tek ben miyim? Sen değilsin. Sen bir y***sın. 3 milyon kez duyduğum bir soru. Ben miyim? Değilsin. Kodumun bebesi. Değilsin. Kızdım ya. Ben miyim? Ben miyim? Instagram hikayelerindeki gibi bio. Normal değilim. Ben de böyle biriyim. Lan sen kimsin? Normal değilim ben. Biliyorum biraz deliyim. Deliyim götü kararı. Katranla hiç olur mu şeker? Cins diyeyim cinsine çekersen farklı değilsin. Lan adam farklı olduğunu göstermek için bir filmden bir sahneyi alıp Instagram'da paylaşıyor. Bambaşka bir senarist bunu bir yerden esinlenip yazmış. Sonra onu bambaşka bir yönetmen esinlendiği şekilde çekmiş. Sonra onu seslendirmişler. Sonra color'a girmiş. Color istediği gibi ona renk atmış. Bir müzisyene vermişler. Müzisyen istediği gibi altına müzik koymuş. Milyonlar tarafından izlenmiş. Sonrasında onu Instagram diye bir şey var. Ona girmişsin. İçinde milyonlarca insan olan. Sonrasında o milyonlarca insanın izlediği filmin bölümünü milyonlarca insanın izleyeceği bir platforma yüklemişsin. Demişsin ki aynı ben. Evet aynı sen. Ama ben çok farklıyım. Ya farklısın. Buna gülmeyen bir tek ben miyim? Felaketlere maruz kalırsan yardım istersin. Sesini ancak o zaman yükseltirsin. Bunlar sosyal medya felaketinin altında kalan zedeler. Deprem gibi çöktü üstümüze sosyal medya. Bu sosyal medyada gördüğünüz yorumlar o zede çığlıklarıdır. Ne olur bana bir like atın. Bana bir like. Bana bir like. Bana bir like. Dev bir düzensizliğin içinde çığlık atan insanlar haline geldik sosyal medyada. Farklı marka değilsiniz. Hepiniz aynı bokun lacivertisiniz ama. Dağlara çıkarsın. Koca bir şehir vardır önünde. Milyonlarca ışık yanar içinde. O kalabalığa şöyle bakar ve dersin ki vay be. Milyonlarca insan, milyonlarca farklı hikaye. Lan yok. 3 tane farklı hikaye vardı. Üçünün de sonu aynı yere bağlanıyor finalde. Doğu batı sevici pis insanlar olduk. Doğunun her şeyini alıyoruz. Batının da her bokunu alıyoruz. Zaten batının her şeyini alamasak doğuyu da izleyemeyeceğiz. Batıdan aldığımız telefonla doğuda olan olayları izleyip Türkiye'de yorum yapıyoruz. Temeline bak. Havva ile Adem. Farklı olman nasıl mümkün olabilir amk***im? Sen meteordan mı geldin dünyaya acaba? Ananı s***im. Neredeyiz ya? Herkes bana benziyor ama ben onlar gibi değilim. Ya inanamıyorum. Meteorla dünyaya düşen bir tek ben miyim? Ekşi Sözlük'le kavga ediyorum. Abi Ekşi Sözlük gibi platforma kafa tutulur mu dediler bana. Ha gördük Ekşi Sözlük'ün halini Twitter'da. Adamın teki süper bir hareket yapıp trolledi ya hepsini a***yım. Ben ahırda çalıştırırım dedim. O kadar bana artistlik yaptınız ki ben bayağı iyi para verirdim. Adamın teki demiş ki enter girene 100 lira veririm yazsınlar demiş. Hepsi yazmış a***yım. Ekşi Sözlük gündeminde birinci sıraya oturdu adam. Trolleyerek bunları. 100 lira lan 100 lira. Burada en azından İşte sigortalı bir 2000-3000 bağlardık yani. Bıraklar. Bu arada ahır ben stüdyo diyorum. Ne gülüyorsunuz ya bu stüdyoyu ahır diyen bir tek ben mi? Yapma! Çok kızdım a***a koyayım. Ben niye bu kadar kızgınım şu anda ya? Birini mi dövüyor? Evet a***a koyarım seni. Ben bir soru soracağım. Şimdi bu sor. Yıllarını televizyonlara vermiş, bu mecralara böyle biraz uzak bakan bütün tanıdığımız ünlü kişiler artık niyeyse bu mecraya yönelmeye başladı. Ne düşünüyorsun? Niye gömdün lan? Göm. Televizyondan YouTube'a gelenleri gömdü. Bunları söyleyenler çoktu geçen yıllarda da o yüzden dedim abi. Turan olsan diyor ki zamanında bok atıyorlardı YouTube'a düşmek diye bir terim kullanıyorlardı. Şimdi niye gelip YouTube'da program yapıyorlar diyorsun değil mi? Bu. Ayıp. Evet. Yapma öyle şeyler. Yapma.
ayıp ama gerçekten. Ben de televizyona geçeceğim belki. O zaman da onlar demez mi bize? Televizyon artistlik yapıyordun, şimdi televizyonda iş yapıyorsun demezler mi? Diyemezler. Diyemezler çünkü ben zaten yapmam dedim. Her şeyi yaptım bu s**kim. Ha bunu da yapma s**kim derler, itelerler mi? Ama valla çok ayarım, hiç kusura bakmasın. Ayar mayar olma oğlum, oğlum. Saçmalama. Yani. Biz zamanında laf ettik, yapmayalım mı diyecekler. Ben ilk bölümünü izledim, Pinch'in ilk bölümünü. Yunus Günçen'in kitabına neler yaptığımızı gördüm orada mesela. Fikrim de değişti şu anda. Nasıl? Fikrim değişmedi tabii de. Ama şöyle bir şey, hani o kadar konuş. Merhaba 67 diye kitabım var diye çık. Sinema filmlerini laf edenlere dedim ki niye orada tanıtıyorsunuz, burada tanıtıyorsunuz. Ben kendim gittim tanıttım. Bunlar kuralmış moruk. Biz de öğreniyoruz işin içine girince. Biz yapmam dediğimiz şeyleri kıyısından köşesinden yaptık. Onlar da yapabilirler. Ya bir de zaman değişiyor. Ya bunda çok da öyle kızılacak bir şey yok. Ha şey kötü. Metin yazarlarının yazdıklarını ezberleyip birebir kendi yorumunu katmadan onları okuman mesela kameraya kötü. Onlar da onu yapmazlar diye umuyorum. Bir de şey var ya, YouTube'da böyle gençlere yakın olmak için acaba şey mi var? Kendilerine yapıştırmaya mı çalışıyorlar acaba? Daha mı samimi olduğunu düşünüyorlar? Şimdi kendine yapıştırmak her zaman samimiyet göstergesidir bizim memlekette biliyorsun. Yani şişmanlar genelde şişmanlıklar üzerinden, benim gibi cücük kısa boylu komedyenler kısa boyluluk üzerinden şaka yaparlar. Cem Yılmaz bile zamanında kepçe kulaklardan şaka yapıyordu. Sonra yaptırdı kulakları. Bambaşka bir yere götürmeye başladı konuyu. Mizah yapan adam karşı tarafı örselerken oradan gelecek cevabı kendi direkt olarak verir zaten. Ben kısayım kendine gömer. Herkes güler. Artık ona vurulacak bir şey kalmaz. Derken ay***ler güldünüz mü sıra sizde deyip bandandan sana geçirmeye başlar. Çok gülersin. Cevap veremezsin çünkü adam senin verebileceğin bütün cevapları zaten sana laf sokmadan evvel kendine söylemiş. Bu da mizahın, Türkiye'de yapılan mizahın en temel kurallarından biri zaten. Hani böyle küfür etmek... Oğlum bak şöyle düşün. Ya alışmadık götte don durmaz diye bir şey var. Ama insanlara alışması için zaman vermelisin. Yani o don o götten düştüğü anda aha göt deyip göte şap şap vurmak zorunda değilsin. Bizim insanımız bunu yapıyor. Bir dur bir bismillah. Ben nasıl ünlü oldum? Koyayım. Sen benim nasıl ünlü olduğumu biliyorsun. Ebru yavaş yavaş ünlü olduk. Ben eğitimini aldım mı lan ünlü olmanın? Soba sıcak diyen yok ki biz. Gidip böyle cısanı bunu bir daha yapmayalım diye dolaşıyoruz. Benim hala mesela internette olup da izleyip de koyayım keşke bu lafı etmeseymişim, keşke bunu yapmasaymışım dediğim onlarca video var koyayım YouTube'da. Geçmiş olsun. Geride kaldı onlar. Artık ileriye hareket edeceğiz deyip kendimi geliştiriyorum. Şimdi televizyondaki adam ünlülüğe doymuş, paraya doymuş, başarıya doymuş, her şeye doymuş olabilir. Ama YouTube'da hiç tatmadığı tadlar var. Onlar da gelip tadacaklar ama tatmadan önce televizyondaki gücü YouTube uygulamaya çalışacaklar. Gençleri yakalamak için hiç bilmediği jargonları metin yazarlarının genç olması vesilesiyle kullanacak. Sonra beğenmeyecek. Diyecek ki ha böyle olmuyormuş. Ama böyle olmuyormuşu sen gidip o adama söyleyemezsin mesela. Ben arayıp abi bu böyle olmaz diyemem. Benim o haddim yok. Ama o bana arayıp televizyona geçtiğim zaman oğlum bu böyle olmaz diyebilir. Tecrübe, yaş ve sektör farkı bu. Onlar da şimdi sektörün farklı olduğunu tabii ki işin içine girince anlayacaklar. Onların şansı şu. Çok paraları ve çevreleri ve nüfusları var. YouTube'a girdikleri zaman kaldır küldür bizim gibi girmeyecekler. YouTube'la uğraşmış insanları ekiplerini alacaklar. Çünkü paraları var. Diyecekler ki ne yapalım? Onlar da diyecek ki şunu yap abi. Onlar da kendilerine yakıştırabildikleri kadarını ve geçmişteki tecrübelerini göz önünde bulundurup YouTube'da program yapacaklar. Bence müthiş. İşte benim tam istediğim nokta bu. Yani zamanında bize yapılmayanı biz de onlara yapmazsak çok ayıp etmiş oluruz. YouTube'da kitleler sadece içeriye değil, fikre de bakar. İnsanlar fikirlerin peşinden gider. Özellikle bu YouTube camiasında böyle. Oğlum YouTube camiasını koyayım. Ya sen ne konuşuyorsun benimle burada koyayım ya. Kıskanmış oradan gelmiş burada şekil yapıyor. Bile. YouTube'da bir like ve bir dislike butonu var. Ayrıca aşağıda yorum kısmı var. Ayrıca izlenme rakamı sayısı bops diye yazıyor orada. Onları da satın alabilirler. Alsınlar. Ne yapalım tatlım hayallerimizi de satın alacak değiller. Hepimiz zaten mutsuzuz, üzgünüz. Ben bu ay... Rak gibiydim affedersiniz sevgili muazzam izleyicilerim. Çok kötüydü ya. Ne oldu yine a**kıyım? Psikoloğa gidiyoruz diyoruz ki ne oldu bize? Abi çok astrolojik bir durum diyor. Senin hocaların kim acaba? Rezan Kiraz mı öğretti sana bunları? Sen psikolog kızsın. Bana diyor ki abi diyor gezegenler dönmüştür diyor. Çok kötüyüm ben de. Ben de kötüyüm ya. Niye böyle Emir sen ya. Emir anlayamaz a**kıyım ne olduğunu. Ben kötü müyüm ya? Hasan sen mutsuz musun bu ay? Yok. Biz böyle çok ofansif yaşıyoruz ya. Bunu dedi, bu böyle yaptı, şöyle oldu, bu mu böyle yaptı. Hasan direkt böyle. Sakin olun. Sakin olun. Adam o yüzden mutlu. Sakinlik mutluluk getiriyor mu Hasan? Getiriyor abi. Birazcık şuncuk sakin olsam yemin ediyorum hayatım çok güzel olacak ya. Ezgi'm sen neyin var senin? Ne oldu Ezgi sana? Ne oldu? Ne yaptın? Boyaya kafa mı attın? Kafa mı? Kaşlar yeni Ezgi'nin gördünüz mü? Ezgi'nin yeni kaşlarına bak. Çok güzel olmamış olsan, mı? Şu an daha iyileşme aşamasında. Eskiden ince kaşlar modaydım. Her kadın sinirli gezerdi ortalıkta. Böyle böyle gezerlerdi. Ne güzel yaptırmışsın. Yaptıracaksın tabii ya. Adam reis. Dur daha konuşuyordum olsam ben. Kaşları yönlendiriyor böyle. Ya. Çok şaka yapıyorum. Gerçekten inanılmaz kaşlarım var. Benim de moralim bozuk abi. Gecenin 3'ünde uyanıyorum. Dertliyim. Ama baktım herkes öyleymiş ya. Çok mutsuz. Herkes çok mutsuz. Sen mutlu musun Ezgi'm? Ben mutluyum. Ben mutlu olmak için ne yapıyorsun? Söyle ben. Sevgili izleyicilerimiz mutlu musunuz ya? Hakikaten bana mı oldu lan? İbneler mutlu. Gerçi amına koyayım bunların mutsuz olacağı ne var acaba hayatta?
Bildiğiniz gibi O Ne Diyor Oyna Kazan diye bir programa başlıyor. Güzel bir program. Bayağı insanlar para kazanıyormuş. Bilemeyenler eleniyor falan ama finalde yüklü para kazanıyor yine. Diğer yarışmalarda ödül kazananlar arasında bölünüyor. Bunda öyle bir şey yok. Son kişi kalana kadar yarışma devam ediyor. Evet. Son 500'den itibaren insanlar para kazanmaya başlıyor. Dolayısıyla bu yarışmaya girince eğer sonları biliyorsan öyle 20 kuruş 30 kuruş falan filan ciddi para kazanıyorsun. Şu anda en yüksek ödül 1500 lira ama bu da artacak. Anladım. Bir deneyelim bakalım. Bizim ekip hazır mısınız? Bakmanız değil mi lan? Gerçi ben de göremiyorum ki cevapları. İbrahim Selim sunuyormuş. Evet. İbrahim abi. İlk söylediğim A, ikinci söylediğim B, üçüncü söylediğim C bu arada. Oo, çok zor soruyla başlıyorum. Hazır mısınız? Bir insanın toplamda kaç parmağı vardır? 20, 15. Tamam, aferin. Alfabemizdeki sesli ve sessiz harflerin toplam sayısı kaçtır? 28, 29, 30. Üf, ekibin zekaya bak yıkılıyor ya. Diğer soruya geçiyorum. Bu okuduklarından sonra sıkıntın geçti mi? Pardon, o reklammış. Evet. Gökkuşağı genellikle hangi doğa olayından sonra ortaya çıkar? Yağmur, rüzgar, tsunami. Yağmur, doğru. Feministlerin bayrak ve sembollerinde genellikle hangi renk kullanılır? Pembe, mor, kırmızı. Baba gözünün kenarıyla oraya bakıyor. Merak etme, eğlenmiyorsun çünkü joker hakların var. Joker hakların var. Ekstra can jokeri var. Ekstra can jokerin var. Bak el s**tan. Yok burada ekstra can jokeri falan. Hangi ülkede kadınlara oy verme hakkı daha önce yasalaşmıştır? Suriye, Azerbaycan, Türkiye. Doğru. Muzdarip olan kişilerin kendisini büyükbaş hayvan zannederek yaşadığı psikolojik bozukluk nedir? Kovantrofi, boantrofi, bisontrofi. Farklı cevaplar geliyor. Arkadaşlar B doğru. Çık git. Sana da yazıklar olsun. Kaç bölümdür pin çekiyoruz öğretemedim. Hiçbir şey öğrenmemişsin benden. Ne? Çift şoker. Al çift sana. Çık. Fatih Sultan Mehmet'in hangi yiyeceği yeme ihtimali yoktur? Hamsi, domates, leblebi. Neden? Kaplumbağa deden bize ne? Doğru, domates. Bir satranç oyununun başlangıcında oyun tahtasında toplam kaç piyon vardır? 16, 8, 32. Pardon, 16, 8. Aa, çık git buradan! Ölmeni istiyorum, kan görmek istiyorum! Yürü git. Bakmayın artık, son sorular. Ama cevaplar var mı? Yok! Veganlar hangisini yer? Bal, peynir, mantar. Bir günün %25'ini uyuyarak geçiren bir kişi kaç saat uyumuştur? 8, 6, 10. Dadaaa! Neyse senin iki can hakkın vardı. Onlara kullandırmadım. Sana kullandırıyorum. Çünkü bu kunduz kazansın istemiyorum. Hazır mısın? Kuzey kutbunda bulunan ve milattan önce 500 yılında yapıldığına inanılan taş kürenin adı nedir? Malmut, Katoga, Thinking. Oo, helal olsun lan. Emin misiniz peki? Soruyu ben uydurdum ya. Osmanlı Devleti'nin ilk buharlı gemisi olan Swift adlı vapur halk arasında nasıl anılırdı? Bu gemisi, sis gemisi, pus gemisi. Bunu bilmeyen zaten yoktur. Tabii ki bu gemisi A. Ama işte bir cahil, bir yobaz, bir karanlıklar prensesi. Ve kazanan 1125 TL ile... Kup 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 el ele tutuşsanıza lan. Bu oyunun kazananı tam 1125 TL. Yanlış duymadınız. 1125 TL. Yanlış duymuyorsunuz hala. 1500 değil miydi? Allah'ım komisyonu ben almayayım. Bu kadar soru okuyorum burada ya. Kazanan insanlık. Ezgi'nin al kazandı. Helal olsun size. Helal olsun genel kültürünüze. Helal olsun O Ne Diyor Ya. Oyna kazan. Çok yakında değil. Zaten başladı değil mi? Evet. Tamam başlamış ya. Hepsi store'dan indiriyor. Arkadaşlar Turan'ın Suyak programından çok eğlenceli bir yerdeyiz şu an. Neredeyiz acaba? Beşiktaş'tayız. Beşiktaş'ın cıvıl cıvıl mekanlarını gezeceğiz, sokaklarını gezeceğiz. İnşallah Totoş'umuzu da kaptırmadan birazcık sizler için röportaj yapmaya başlayacağız. Ana başlığımız ne? 14 Şubat Sevgililer Günü olacak. Çok eğlenmek için biz atlar sokağa çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi Beşiktaş cıvıl cıvıl. Bekir hadi la hadi. Hoşuna gitti pezevengin gelmiyor lan. Kadir'im 13 Şubat sevgilinde, sevgili gününde kız arkadaşım varsa onlara baya parfüm ve çiçek gerekiyor. Ha, ya parfüm ya çiçek alacaksın. Aynen baba. Allah. Eyvallah abi bunlar da gencim diye takılıyor. Oğlum ben Allah. Bir parfüm bir çiçek alacaksın alacağı o. Ya alırız bu kadar derdi olacaksa. İkinci baba açılmadı bir sormadı. Ya açılmadı çiçek olsun ya ailemi de gelsin. Kay. Odayı zaten koyayım. Yanıma bir yaklaştı. Tiner'in kokusundan hala açılamadım. Zaten size sardım ben de kızlar. Hakkınızı helal edin ya. Ay, yemin ediyorum maşallah atom bombası gibi. Sevgilisi olanlara. Ne diyorsunuz? Aldatılmadan nasıl bu kadar uzun süre birlikte olabildiklerini merak ediyoruz. Bugün hatta bunun üstüne tez de çürüttük. Senin kaç yıllık sevgilin var? Yok. Daha 2 aydı. 2 aylıktı ve aldatıldım. Aldatıldım. Bu güzel kadınların sorunu sadece aldatılmaktı. Hiç önemli değil. Yok ya aldatsınlar. Sen aldatıldın mı harbi ya? Hı. Seni aldatmaya götü yememiştir ya. Kafa mafa atan bir tipsin yani. Aldatılmamış olabilirim bilmiyorum. Çok da ilgilenmedim durumla. Ya burada pinç izliyor musunuz olsun? Evet, evet. Bizi seviyor musunuz? Biz sizi aldatmayız programlarımızda koyarız. Tamam mı? Ben Turan olsan.
Oğuzhan Uğur değil, Turan Oğuzhan. Lütfen, o yeteri kadar ünlü. Abi sevgililer günü geliyor, nasıl evlisin değil mi? Oğlu burada, sen diyorsun ki evli misin? Oğlum ne bileyim şimdi, belki senin bilmediğin bir sır saklı değil mi abi? Onun ikinci annesi Aksaray'da. 14 Şubat, sevgililer günü bir şarkı olsaydı hangi şarkı olurdun? Allah belanı versin, bana gelen sana girsin ya. Nasıl inanırım sana? Bu aşk fazla sana. Hayalim üç kelime, o da şöyle. Evli, mutlu, çocuklu, ben de çocuklar olacağım onların. Depresyondayım, unuttum, aldatıldım. Sevgilisinden ayrıldı, çok yalnız, acayip zor durumda. Beni duymasan kime veririm? Eller günahkar, diller günahkar. Dedim kaşık aram, geç kaldım sinem yaram. Bir tanesine, can tanesinden, can tanesine. Duy sesimi, beni yak, kendini yak, her şeyi yak. Bizim de bu genç atlar olarak, bekarlar yalnız olarak bir sesimiz var. Duyun sevgili pinç izleyicisi. Yıkılmadım, ayaktayım, dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere yenilmedim burada. 14 Şubat bizi yenemeyeceksin. Turan'a sokak, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye bye. Bizim Eskişehir'de konserimiz ne zaman var? 15 Şubat. Bu program 12 Şubat'ta yayınlanır. Burada mesela bir takipçimiz Eskişehir konserinde manitasına evlilik teklif edecekmiş. Sahneye çıkmak istiyor büyük ihtimalle sahneden. Ya oğlum çok basit değil mi ya? Bir şarkıcının konserinde gidip sahneye çıkıp da sevgiline evlenme teklif etmek. Tabii ki çok tatlı bir harekettir de. Çok klişe be. De bizim konser 15 Şubat'ta. 14 Şubat'ta edeceksen 15'inde de kutlamaya gelin bana. Ama ben de tamam dedim kardeşim, ne demek dedim. Abi çok saçma sürprizlerle zorlamayın hayal gücünüzü. Vallahi bak, şu hayatınızda zekanızı kullanabileceğiniz çok farklı partlar var. Onların tamamını evlilik teklifine ya da 14 Şubat sürprizine harcamayın. Şimdi örselemiş gibi olmayayım. Çocuk izleyecek büyük ihtimalle. Bizi izleyen biri olmasa niye bana DM atsın? Niye konserimize gelsin? Konserimize geliyor. İzlemese gelir mi? Mümkün mü? Hani beni bir yerde dinleyip aa bunu kesin konsere gidelim dediğimiz mümkün mü? Değil. Oğlum oynama bir, oynama. Gel burada götürü parmakla bir milyon insanı karşısına. Bir rahat. Sen de rahatla, ben de rahatlayayım ya. Bu ne? Sürekli elim burada pıçık pıçık. Neyse. Gelecek şimdi sahneye. Ben konseri durduracağım. Evet, bir arkadaşımızın sevgilisine harika bir sürprizi var. Can alkış falan. Çocuk çıkacak sahneye. Aysun. Ya da bilmiyorum ismini. Doğru tahmin ediyorum şimdi. Patlıyor. Sürpriz bozulmasın, kızın adını bilmiyorum da. Ayşe. Oo, evlilik teklif var. Sahneye davet edelim Ayşe'yi. Şak 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 şak. Ayşe böyle. Lan gel s**kım ya. Gel, bu anlamıyor mu kızların da tribini? Belli, biliyor, her şeyi biliyorsun. Sevgilin orada çıkmış sahnede seni çağırıyor. Şu nedir yani? Durup düşünme süresi nedir yani? Bunu yaparlarsa bak, Eskişehir'de söylüyorum. Şöyle yapacağım Ayşe, eğer şöyle yaparsa. Ha s**t, gel lan buraya diyeceğim. Çocuğu alacağım bizim ekibe. Her gün takısın rock'n'roll ya. Bu nedir s**t bakayım? Ha, vereyim Tuğra'nın yanına. Birlikte 31 çekin sabaha kadar. Ver benim yanıma. Bak sen çok renkli bir hayatı var. Allah Allah ya. Sana attım, benim Amerikan futbol topu muydu? Üzerinde Made in Taiwan yazıyor. Vallahi yazık, günah ya. 2 dolara değil mi günlük? Çalışıyorlar çocuklar orada. Sen de burada onu eğlence aracı olarak kullanıyorsun. Günah. Her şeyin alt metni var. Evliliğin de öyle. O yüzden evlenmeyin. Sevgilin de buradayken Berk. 14 Şubat'ta ne sürpriz yapacaksın sevgiline? Acaba şimdiye kadar hiç sürpriz yapmış mıydın? Şeyma'cığım, sen bizim gelinimizsin. Ben senin abinim. Tabii ki doğal olarak senin en ufak sıkıntından ben de kendimi sorumlu hissederim. Sen burada üzüldüğün zaman ben de seninle üzülür. Sevindiğin zaman seninle sevinirim. Ama daha konuşma. Belki de ezdirmem yani. Kusura bakmayacaksın. Erkeğin sana her günaydın deyişi bir sürprizdir. Senin her elinden tutuşu bir sürpriz, bir hediyedir. Aşk hediyelerle değil, sana gösterilen sevgiyle, o sevginin yoğunluğuyla ölçülür. Gel buraya, kadınların derdinden koy. Ben bana ne zaman sürpriz yaptı ki? Ne kadar oldu oğlum sizin manitacılığınız? Bir yılı geçti. Bir yılı geçti. Oğlum bu işin deal'ı bir yıla kadar. Tabii. Sen bir sürpriz mi bekliyorsun 14 Şubat'ta? Yok canım, beklemiyorum. Beklemiyorsan neyini şikayet ediyorsun? Sen bugüne kadar hiç sürpriz yaptın mı? Yaptım tabii. Ne yaptın mesela? Ankara'dan geldim. Ulan bu artık benim için bile sürpriz değil ki, anasını satayım. Berk'i arıyorum, abi Şeyma geldi. Ertesi gün arıyorum, Berk ne yapıyorsun? Abi Şeyma geldi. Vitaminsiz. Söyle. Bak yan dön, göremiyorsunuz mu şu an? Halbuki yeşil giydiğinden değil, yan döndü ondan. O kadar zayıf olabilir mi lan bir insan? Oğlum annesi senin yüzünden kaç kere kızdı Berk'e? Bunlara göğüs gerdi Berk. Ay ya, kızmadı çok. Oğlum seninle tanıştırmış annesine, annesi yine örselemiş. Oğlum yine zayıf almışsın diye. Ay. Emir'in nasıl hoşuna gitti? O sandalyeyle bizle alakalı değil. Emir sence burada konuşma şu an, anlıyor mu? Söyle bakayım, sen ne sürpriz yaptın Berk Uçar'a da? Geldin burada fitne halı yıkayan teyze tonunda bile abone sürpriz yapmadı ki yaptın. Ne sürpriz yaptın? İlk doğum gününde ev arkadaşıyla. İlk doğum gününde vay ana. Bu akraba mı lan sizin? İlk doğumunda sana sürpriz mi yaptı? Onun hayatında.
Efendim nur topu gibi bir tatiliz. Ne yaptın? Karın bağını sen mi kestin böyle? Ne sürpriz yapmış olabilirsin çocuğun ilk doğumunda? Lan bu sen kaç yaşındasın sen? 32 sen kaç yaşındasın? 30 mümkün mü lan? Beşik kertiymişsiniz siz. Tamam tamam. Ben ha. Onun hayatındayken ilk doğum günümde ev arkadaşıyla anlaştım. O zaman da daha yeniydik falan. Evlerine falan daha önce gitmemiştim hiç. Eve geldim. O da çekimdeydi. Çekimden gelince kapıyı ben açtım. Bu bir sürpriz değil mi senin? Evet. Kapıyı bir açıyorsun ananı. Lan insan ölebilir. Öyle sürpriz olur mu? Benim de çok sürpriz yapan bir kız arkadaşım vardı. Vallahi terk ettim onu. Her yerden böyle sürpriz anamız neler neler yani. İlk sürprizi bu. Tamam hadi sürpriz. Al şey sürpriz. Üstüne rahat bir şeyler giyeceksin. Evi mumlarla donatacaksın. Çocuk geldiğinde kapıyı böyle açacaksın. Ya da o açacak anahtarıyla. Sen içerideki koltukta böyle merhaba yapacaksın. Hani bu sürpriz. Şu sürpriz mi? Anlattığı şeye bak ya. Çekimden gelmiş. Yorgun böyle gözü kaşı kaymış. Ha bir de seninle uğraş. Bakayım sabaha kadar. Çocuk zaten yorulmuş. Sürpriz dediğin onun yatağını yaparsın. Kenara saklan, o uyur. Uyandırırken onu sen uyandırırsın böyle bebişim bebişim. Sürpriz budur. Olma kalpten gider asıl. Beklemeyin. Anlat bize. Sabah seni görünce korkuyor mu? Anlat. Hayır. Olsun ne yapacaksın? Tamam bu birinci sürpriz. Başka ne sürpriz yapsın ki? Sürpriz bu da yani evet. Bir yalan söylemiştir ya ben. Evet ya çıktım falan dedi. Neredesin diye soruyorum heyecanlıyım tabii. Geldim mi evdeyim dedi. Dakika sonra geldi yani. Bir saniye bir saniye. Şimdi bir dakika olayı canlandıralım. Sen evdesin. Sürpriz yapacaksın. Hani şu. Ya. Benim. Ev arkadaşıyla da organize ettiniz durumu. Peki. Ha bana evdeyim dedi. Dedin mi ev arkadaşına? Dedim güldük. Dedin biz. Güldünüz. Ev arkadaşı şöyle gülmüştür. Öyle mi? Ev. Kız geldi buraya geldi. Eve gel. İki dakika sonra Berk mi geldi? Görüyor musun günahını almışız Berk'in. Neyse bunu da anlamamış. Orayı da boşver. Evet. Berk'i kız. Berk kıskanır. Ben genel olarak kıskanç bir kadınım. Vallahi mi? Evet. Berk yan gözle birine baksa kıskanır mısın? Hayır, beraber falan bakabiliriz de yani. Bu kadar özele girmeyelim. Öyle değil. Hani öyle bir şey de seviyorsa öyle bir sürpriz yapması lazım. Aşkım aç bakalım yatağa kimler var. Allah seni. Tamam bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendirmez. Diğer sürprizini söyle. Doğum gününde hediye aldım falan. Özel bir sürpriz başka yapmadım. Tamam peki. Niye yapayım? Çünkü hiçbir şey hediye bile görmedim yani. Oo. Doğum gününde de mi? Evet. Ben YouTube'dan şarkı açtı. İyi ki doğdun şey. Hani her isme yapılan şarkı var ya. Ondan açtı. Saat 12'de onu dinledim. Yani bari kendi bir şarkı söyle de. Şeyma'cığım çok teşekkür ederim. İnşallah Berk de senin anlattıklarından bir ders çıkartır. Yok. Ve hemen ayrılırsınız. Yok şaka yapıyorum. İnşallah Allah kahretsin. Hadi bakalım. Manyaklar ya. Milyonluk sayfalardan bana çok ağır hakaretler geliyor biliyorsunuz. Hani benim suratımı çıkartmışlar, aşağı pitbull koymuşlar falan koymuşlar. Hangisi Oğuzhan Uğur'un suratı ahahah diye gülmüşler. Fenerbahçeli takım futbolcularına ceza olarak dönüş yolunda otobüste Oğuzhan Uğur izletilme cezası verildi. Ahahah falan yapmışlar. Ki bu arada cezadır. Bizim segmentimiz farklı. Bizim videolarımızı ceza olarak gören adamları biliyorsunuz hani böyle. Al yuvar. Ver. Evet, beynin içindeki tek alışveriş bu. Neyse. Milyonluk sayfalar bize yapıştırınca millet de diyor ki abi milyonluk sayfalar seni paylaşıyor bilmem. Oğlum üzülmeyin. Takipçilerimiz üzülmüş. Abi bu artık sana bunu yapmasınlar falan filan yazmışlar. Hiç gerilmeyin. Gerek yok yani. Çünkü kedinin banyo tezgahından düştüğü videolarla, dayı fotoğraflarıyla, yurdum videolarıyla 1 milyon takipçiye ulaşmış. Sağdan soldan topladığı şaka videolarıyla bunlarla milyon takipçiye ulaşmış. Yani milletin boş beleş bir şeylere güleyim diye takip ettiği bu bize laf etse ne olur? Biz şu anda milyonlarca insana hitap ediyoruz ve biz o milyonlarca insana nasıl hitap ettik biliyor musunuz? Kendi fikirlerimizi, kendi şakalarımızı, kendi esprilerimizi yaparak hitap ettik. Sen git Ardahan'daki komik köpeği paylaşarak milyonlara hitap etmeye devam et. Yürü! Ya yapma! Nereye yürüyeyim a**ayım? Program bitmedi daha! Hadi yürüyeyim o zaman! Gidelim bitsin program. Zaten bu program biraz enteresan olmuş olabilir. O ben olsam bari haftaya başlayacak, yarın çekimleri başlayacak. 45 bin kişi içerisinden talihli bir arkadaşımızı ki bence talihsiz seçtik. 3 gün boyunca neler olacak neler benim yaşam tarzım. Hani uzaktan böyle abi yaşıyorsun bu hayatı falan diyorlar. Heh bakın bakalım nasıl yaşanıyormuş o hayat. Onu göreceksiniz. O ben olsam bari çok yakında başlıyor Babala TV'de. O ne diyorlar da Babala TV'nin reklamını yapmak. Bir tek bana has bir şey olsa gerek. Pin çekmek zorunda, konsere çıkmak zorunda, imza gününe gidecek. Televizyon programı var bir tane ona katılacak. Ünlü misafirler gelecek. O ünlü misafirleri iyi ağırlamak zorunda. Onlarla arasını bozmamak zorunda inşallah. Bir de gerçekten çok övünerek söyleyeceğim bir durum. Hani diyoruz ya elini oğlu Amerika'da yapıyor, şunları yapıyor, bunları yapıyor diye. Biz Babala TV olarak, yine On Ediyor'da reklam yapıyorum ama On Ediyor yabancı değil. Zeo diye bir oyun çıkarttık. Şu anda Apple Store'da da bulabilirsiniz. Telefonunuza indirebilirsiniz. Google Play'de de var. Her yerde var. Zeo. %100 Türk malı bir oyundur. İsmi neden Zeo o zaman? Çünkü dünyaya da satmayı planlıyoruz. XEO. Zeo. Oyun deyince aklınıza böyle arabayla yarışıyoruz işte konteynere çarpıyoruz falan filan ya da birinin kafasına sıkıyoruz falan gibi şeyler gelmesin aklınıza. Bu yazı tabanlı bir oyun. Bir hikayesi var. O hikayenin kahramanı siz oluyorsunuz. İndirirseniz çok mutlu oluruz. XEO. Zeo. Umarım beğenirsiniz. Eğlenceli sürükleyici bir oyun oldu. Babala TV yapımıdır. Babala ailesi olarak Türkiye'de %100 yerli bir oyun yapmış olmaktan dolayı ben gurur duyuyorum. Bu gururu da sizlerle burada paylaşıyorum. Hayırlı olsun diyelim bize. Böyle. İlk gün söylediğimiz gibi çat. Yapacağız abi, yapacağız. Oyunumuzu da biz yapacağız. Çok teşekkür ediyorum. Harikaydı bence. Reklamlar bitti. Pinch de bitti. Hoşçakalın.